29 Mart 2017 Altınlı Gece'ye hoş geldiniz. 4. sezonun 33. bölümü ve müthiş iki konuğum var. Eskilerden tanıdığınız, bildiğiniz simalar. Abi hoş geldiniz. Devrim Sirmen ve Yiğit Top. Yarışçının Yiğit abisi biliyorsunuz. İkisi de buradalar. Abi iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun bir aradan sonra sahalara döndüler. Çok nefis olacak bu akşamki yayınımız. Bu yayını yapabilmemizi sağlayan bütün sponsorlarımızdan önce şöyle bir geçit töreni yapacağız. En önemlisi de malum Motomax'la başlayacağız. Kıyafet sponsorumuz. Bu sene bütün krize, bütün iniş çıkışlara, ülkemizdeki ulan acaba yarın ne olacaklara rağmen, öyle değil mi abi? Evet. Bütün bunlara rağmen sponsorumuz oldular. Sene başından beri yanımızdalar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Malum bu cumartesi Bursa Motomax'ta çekiliş yapacağız. Ve bu çekiliş öğleden sonra olacak. Ben de orada olacağım. Ve çok güzel şeyler olacak. Bakalım kime aldığı ürünler hediye olacak diyorum. Evet, bunlar var. Ardından Tekno Takibe tabii ki teşekkür ediyoruz. Malum motorlarımızın çalınmamasını sağlıyor. Demin motoru iteledim biraz. Fıt diye SMS geldi bana. Mesaj geldi. Evet. Abi çok güzel çalıyorlar. Şu ara iyi çalıyorlar yani. Ayrıca şöyle bir istatistik var elimizde. Motosiklet almaktan vazgeçenlerin %40'ı çalınır diye vazgeçiyormuş. Yani 10 kişi vazgeçiyorsa motor almaktan 4'ü çalınma riskinden dolayı vazgeçiyormuş. Nefis değil mi? Dolayısıyla bu zamanda Tekno Takip çok iş yapar. Hele bir de iyi bir kilit alırsak Motomax'tan daha da güzel iş yapar. Ayrıca motolastik.com'a çok teşekkür ediyoruz. Köksal abiye İzmir'e buradan selamlar. Sağ olsun gene çok güzel çalışıyor bu sene de. İyi vergi ödemiş. Vergi dairesinden ziyarete gelmişler. Köksal abi helal olsun falan diye. Böyle. İstanbul'daki dükkanı herkes anlata bitiremiyor. Evet, pırıl pırıl ve çok düzgün çalışıyorlar. Evet. Başarılarınızın devamını diliyoruz Köksal abi ve bütün motolastik.com ekibine. Buradan hem İstanbul'a hem İzmir'e selamlar. Evet, Honda Fan Club'a teşekkür ediyoruz. Daima yanımızdalar, onlar da destek oluyorlar. Hatta bu sene Honda'nın satış rakamlarında bir yükselme var krize rağmen. Bu da çok acayip. Evet. Ve ayrıca elinde motor kalmış. Bin arar kalmamış. Bin arar bitmiş. Binarar bitmiş. Bir sürü olay. Binarar'ın fiyatı ile ilgili kavga çıkmıştı. Binarar kalmamış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Haziran'a kadar binarar yok diyor birçok bayi. Spor Moto KTM'ye teşekkür ediyoruz. Malum bu cumartesi Motomax'ın Bursa şubesinde çekiliş yapıyoruz. Pazar günü ben İtalya'ya gidiyorum. KTM'nin yeni Dük 125 ve 390'ını sürmeye İtalya'ya gidiyormuşum. Nereye? Bilmiyorum. Maile bakacağım. Ya bir böyle bize görev geliyor, öyle yolluyorlar abi. Ben hiçbir fikrim yok yani. Son dakikaya kadar bilmiyorum. İtalya'da Bergamo'ya mı, Malpensa'ya mı bir yere inecekmişim. Oradan süper. Yaldır yaldır gidip süreceğiz. Yeni 125 ve yeni 390'ın özelliği de biliyorsunuz renkli ekranlar. Evet. Telefon gibi bir şeyler falan. Bu yeni döneme uygun havalar. Kilerci motorlu araçlara çok teşekkür ediyoruz. Motor yağları, fren balataları ve bilumum malzeme için, hatta kilerci motorlu araçlardan burada bir arkadaşımız da var. Sağ olsunlar, var olsunlar, geldiler. Kilerci motorlu araçlar, çiçek. Tek dükkanda her şeyi çözüyoruz. Bütün böyle o sarf malzemeleri, aküler, şu, bu, her bir numara, BS aküsünden tut, fren balatası EBC'ye, yağda putolinden, işte bilumum, Hiflo, hava filtre, yağ filtresine kadar her numara kilerci motorlu araçlarda var. Gidin çözün. Yaz geldi. Artık motora bineceğiz. Sezon denilen şey geldi. Bayılıyorum bu lafa. Dolayısıyla motora bineceksek malzememizi tam taktıralım. Devam edelim diyoruz. Evan Suslu radyatör sıvılarına teşekkür ediyoruz. Onlar da Panigale'min daha güzel çalışmasını sağladıkları için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Sony Action Cam'e tabii ki Peru'da ve onun dışında daima yanımda olduğu için teşekkür ediyorum. Berrak turşularına yeni çıkan şalgam suyuyla başarılar diliyoruz. Evet. Ve tabii ki küresel beta hızlı internet için, bir de şu an Yiğit Top'un içtiği Monster enerji içeceğine ayrıca teşekkür ederiz. Evet, afiyet olsun abi. Güzel değil mi o vişne? Çok. Bunu çok seviyorum evet. Evet, o güzeldir. Giderken sana ondan bir koli vereceğim babuş. Ama çok içmeyeceksin. Yok, çok içmeyeceğiz. Tamam. Berrak turşularından da turşu şalgam suyundan da ayarlayacağım. Merak etme babuş. Çırpıntı yapıyor sonra. Evet. Durumlar böyle. Şimdi bu akşamki konularımız, bir sürü gündem maddemiz var ama en önemlisi tabii ki bu kadar uzman adam varsa burada. Estağfurullah. Yarış konuşacağız arkadaşlar. Acayip yarışlar var. Önce MotoGP. Uzmanlık alanı Eurosport'ta sunuyor. Pardon, D-Sport'ta. E-Sport. E-Sport'ta sunuyor. Aynı zamanda Eurosport'ta World Superbike anlatıyor. Yiğit Top, bakalım MotoGP 2017 için bize ne diyecek? 2017 herkes aslında merak ettiği bir sene.
Çünkü çok ciddi takım değişiklikleri var ki en önemlisi Lorenzo'nun Yamaha'dan Ducati'ye transfer olması. 12 milyon euro karşılığında. Güzel ama. Çok güzel. Yani aslında böyle şeylerin olması, insanın para kazanması. Ama Yamaha ne vermiş ama abi? Yamaha 10 milyon teklif etmiş. He. Ama Yamaha'daki huzursuzluk, mutsuzluk Lorenzo'yu 10 sene sonra takımından başka biri itti. Ya 2 milyon euronun lafı olmaz. Kaç senede dünya ekmek yedi orada. 3 kez dünya şampiyonu oldu. Takım içindeki o ego çatışması, o ego savaşı bir anda Rossi ile tabii. Ha, hani asıl kavga ondan. Birinci adam sen kim? Sen mi kralsın, ikinci, ben mi kralım lan? Ha, çok güzel. İkinci adam kim? Ki zaten Rossi'nin Ducati'ye gidip de geri döndüğü dönemde Lorenzo bir anlamda orada krallığını yer etti. Tabii. Hem dünya şampiyonu olmuştu. Ha o bir gitti geldi, gitti, arada geldi. Böyle tabii, artık tabii. Kralı buralım benim. Yani motor şu aslında biraz Lorenzo'ya göre yapılmaya başladı. Rossi'nin gitmesinde de yani bu Lorenzo'nun olması, başarılı olması da bir faktör değil mi? O da bir faktör ama Rossi'nin şöyle bir hikayesi var. Şimdi biraz geçmişe döndüğümüz zaman Rossi şeyi seviyor, macerayı seviyor. Macerayı seven adam Rossi. Bir denemek istiyor her bir şeyi. Onun da esas 2002'den sonra Honda'dan Yamaha'ya geçiş de buna benzer bir hikaye oldu. Tamamen şu hikaye, biraz özet geçeceğim onu. Honda da kendisini bir şey hissediyor, memur. Evet. Çünkü Honda'daki zihniyet şu. Bizim motoru kazanıyor. Bu adamın üzerine bunun üzerine kimi koysak o motor yine kazanır. Ve adamın önemi adam. Yok. Tabii. Şimdi bu hikayeyi ben çok araştırdım, inceledim. Rossi mesela çok mutsuz Honda'da. Kazanıyor sürekli ama hep şöyle bir alttan altı şey var. Ulan motor bende de olsa ben de kazanırım. Max Biaggi'ler diğerleri şunlar. Güzel motora biniyor. Adam güzel bize şekil yapıyor. Yapıyor. Bir de zaten zaten bir de o dönem böyle bütün İtalyan medyası aslında Rossi'nin ilk çıktığı dönemde Rossi'ye karşı bir antipati var ilk başta. Yani Rossi onları kahraman değil. Çünkü elinde Max Biaggi gibi bir adam var. Kral. Max Biaggi kral. Tabii. Yani Max Biaggi Sezar. Aynen. Evet. Küçük dağları ben yarattım havasında ve Max Biaggi hikayesi aslında ilginç. Max Biaggi 16 yaşına kadar motor kullanmamış herif. Hiç. Merakı bile yok. Adamın en büyük hayali Roma'da futbolcu olmak. Vay takımda. Vatikan hemen yakınlarında bir yerde yaşıyor ailesiyle beraber Roma'nın içinde ve bir gün bir arkadaşıyla bir şeyden dolayı bir yere gitmesi lazım. Skuter kullanıyorlar. Al bununla git gel diyor. Ve benim gidiyor ve hoşuna gidiyor. Ve o yönde ilerleyip adam daha sonra İşte 125 cc, 250 cc dünya şampiyonu, MotoGP'de hiç dünya şampiyonu olamıyor. O dönem Max Biaggi büyük bir adam. Yani. Abi sen ne diyorsun? Ve bütün işte reklamlar falan, Naomi Campbell'la flört ediyor. Hani adam Sokrat, şu kadar, yani fitil kadar boyu var, türlü türlü huyu var. Max Biaggi böyle hani o bu kadar bedenin içinde taşıdığı şeyle böyle hırsla hani yanına yaklaşılamıyor. Neyse uzatmayayım konuyu. O dönem işte Yamaha atılım yapmak istiyor. Yamaha hakikaten çok kötü. Uzun zamandan yarış kazanamıyor. Hani Agostini döneminden sonra Yamaha'nın toparlanmasına imkan yok. Bir de şöyle bir sıkıntısı var o zamanlar Yamaha, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, eğer, doğru. Sıralı 4 silindir motor bloğu kullanıyorlar. Evet, evet, doğru. Herkes V motor kullanıp onun o silindir patlamaları arasında evet, vakit var. RCV 211 V midir? RC 211 V falan. Bu Yamaha demiş ki ulan biz bunca sene R1 yaptık. 4 silindirden iyi mi bileceğiz lan falan deyip sıralı 4'ü koymuş. Baba binen düşüyor, patlıyor, çatlıyor değil mi? Yanlış mı biliyorum? Çeka falan hiç mutlu değil. Tabii aynen hiç mutlu değil çeka falan. Ve hatta çok kişi de bu hikayeyi bilmez. Davide Brivio, şu anda Suzuki'nin başındaki Davide Brivio o zaman Yamaha'nın başında ve bir şey vardı diyeyim, silly season yani aptal sezon diye çeviriyoruz onu Türkçe ama o bütün dedikoduların, bu kazandığının kaynadığı, hani kim nereye gidiyor, onun peşinde işte, ben Devrim abi kovalıyorum, Devrim abi seni kovalıyor, işte o onu kovalıyor takım almak için. O dönem Brno pistinde gece, Çek Cumhuriyeti'nde gece bir hospitality çadırın yani bir konaklama çadırının içine bunlar skutersiz geliyorlar, o da buluşuyorlar gizli gizli. Yani kapıda işte Yaman'ın skuteri, işte Rossi'nin skuteri gözükmesin diye gizli geliyorlar. Hatta bekçi dolaşıyor elinde falan da. Ne oluyor lan bu? Saklanıyorlar bunlar falan. Hani Rossi, Davide Brivio, işte Rossi'nin yanındaki adamla saklanıyorlar. Ve bunlar o şekilde konuşuyorlar. Ve Yaman şunu söylüyor. Biz sana kazanabilecek motor veremiyoruz şu anda. Ama senin bu motoru geliştirmeni istiyoruz. Ve ileride bu motorla sen kazanabilirsin. Bir de şöyle diyor. Bir laf var galiba. Rossi'nin orada bir kibirini okşamışlar.
senin geliştirebileceğini düşünüyoruz gibi bir yem atılıyor galiba. Tabii. Babaya bu böyle tabii ben geliştireceğim lan falan diyor. Rossi Honda'da hiç mutlu değil o ara. Hatta o dönem bir de bunun üzerine bir de tüy dikiyor Honda. İki sene önce şampiyon oldu. Bir sene önce şampiyon oldu. NSR 500 istiyor. Ve vermiyor. Ve vermiyor yani. Honda. Ama şey diyorlar. Japonlarda hayır yoktur. Hayır çok ayıptır. Bir şey istedin hayır denmez. Bakarız falan. Mümkün değil demekmiş meğersem Japon kültüründe. Buna böyle bakarız düşürürüz falan. Şu zaman göndeririz. Bunu alırsınmış aslında hiçbir zaman. İşte, Rossi'ye o motor vermediler. Yani. Kimse şöyle bir şey söyleyeyim. Motorsporlar kültüründe böyle bir şey vardır. Dünya Rally Şampiyonası'na bakarsak ya orada mesela Joakim Kune'nin garajında şampiyon olduğu bütün otomobiller dizili. Toyota'sından Lancia'sına. Yine birçok ünlü yarışçının mesela Le Mans'da yarışan adamın Le Mans otomobili var herifin tabii, garajında. Tabii. Yani, ama Honda'nın müzesinde. Hepsi Honda'nın müzesine yani gidiyor. Yani en azından 500'ü vermeyince Rossi hafiften kırılıyor bunlara. Ve diyor ki yani tamam anlaşıldı ben mutlu değilim burada. Yamaha'ya geçeceğim diyor ve o senenin ortasında yanına neye benzer? Bir de unutma, çok özledim lafını unutma. NSR 500 dediği motor da son iki zamanlı Grand Prix yarış motoru ve onunla da Rossi dünya şampiyonu oldu. Yani o bir dönemin kapanışı demek. O motosiklet böyle çok kıymetli olacak ve onu vermiyorlar. Hani şöyle söyleyeyim, o motosiklet olduğu zaman daha MotoGP adı yok. Evet. 500 cc Grand Prix diye geçiyor. Tabii Grand Prix iki zamanlı. İşte Wengardner'lar, Rayleigh'ler, işte Kocinski'ler, işte Eddie Lawson'lar, Alex Kirby'ler, Doohan'lar işte hepsi falan yarışırken Rusya'dan çıkmaya başlıyor bir anda. Evet. Ve Rusya nereden çıktı bu köylü falan diye bakıyor aslında herkes. İlk başlarda. Antipatik geliyor insanlar ilk başlarda. Michael Doohan yarışı bırakınca Exit'te King, Rossi girince sahnede Enter the Jester derler. Yani kral çıktı soytarı geldi diye. Böyle yani. Öyle bir şekil var ortamda. Evet. Daha sonra Rossi o senenin sonunda, daha doğrusu o senenin ortasında açıklama hep şuna benzer. Futbolda hani Ronaldo'nun Barcelona'ya geçmesi gibi bir şey bu. Hani zamanında kim vardı çok önemli bir adam? Luis Figo galiba. Yine öyle bir gidip gelmişti futbolda. Ortalık yıkılıyor. Yamaha'ya geçince. Diyorlar tamam artık Rossi biter. Ve bir sene sonra Pakiza yarışı, ilk yarışı, sezonun ilk yarışı. Kayalama değil mi? Pakiza diyorum, Kayalama. Güney Afrika, Kayalama. Hep karışıyor Pakiza'yla. Kayalama da abi bir savaş veriyor bir yerciyle ve o yarışı kazanıyor. Ki onun belki de... Önü kerlek kayıyor kurtarıyor. Evet. Ve onun sonunda çok güzel bir kale var abi. M1'i dayamış duvara, önüne oturmuş böyle kafasına böyle, kafa görünüşü böyle duruyor. O çok önemli bir maç aslında. O çok önemli bir mesaj. Yani hem Honda'ya hem de Yamaha'ya. Yani ben geliyorum. Yamaha'lı işler düzelmeye başlıyor. Fakat bir süre sonra... Bu arada motor bloğunu değiştirdiler Yamaha'da. Yamaha'nın o sıralı 4 silindir normal alıştığımız sesi yerine crank'ı crossplane denilen o garip değişken eksene bağladılar. O yüzden bugünkü R1'in sesi oradan çıktı işte. O tarrrr falan var ya. Kamyon onun gibi. Onun icadı da o döneme rastlıyor. O dönem ve o da Rossi'nin fikri aslında. Evet. Onun şey fikri ve Rossi o dönem Wengard'ın mekaniği olan, mühendisi olan Jeremy Burgess'la çalışmaya başlıyor. Ve o ikisi yürümeye başlıyor. Neyse Yamaha'da işler sarpa sarmaya başlayınca Lorenzo gelince ve Lorenzo ile aralarında çok ciddi bir ego savaşı var ki Lorenzo hani hakikaten çok egolu bir adam. Yani dünya şampiyonu ve ben Lorenzo'yu şöyle bir yerde görmüştüm. Bizim İstanbul Park'ta 250 cc yarışırken podyumun arka tarafında o senin 5. yarışı falandı. 2006 olması lazım. 2006 ve Lorenzo 4 yarış kazanmıştı üst üste şampiyonada 250 cc'de. O yarışta da saniyenin 1/5'iyle falan şeye geçirilmişti galiba. Ya Aoyama'ya bir Japon'a geçirilmişti. Ve arkada ağlıyordu. Bayağı ağlıyor. Ve İspanyol gazeteciler fotoğraf çekmeyi bırakıp ya tamam Jorge ya yapma tamam hani senden daha önemli değil. Allah bahşedat vermesin diye teselli ediyorlardı orada. Hırsa bak. Hırs bu. Adam yandı de... bitti şeyden hırsla. Gerçi Rossi de çok hırslı bir adamdı. Ama Rossi'nin şöyle bir şey var. Rossi mesela. Vitrin Rossi... güzel abi. Bunda vitrin yok. Mesela Rossi'nin yine atlayarak biliyorum ama Marquez'in üzerine daha olay alınmadan önce ya Laguna Seca'da olması lazım. Marquez'e gidip böyle boğazını sıktı yani. Evet. Ama mesela onların hepsi böyle sevimli gözüken tabii. Alttan aba gösteren, topa gösteren hikayeleri. Tabii. Neyse Rossi'de Ducati ile anlaşınca konuşmaya başladılar. İtalyanların hayaliydi bu. Tabii. İtalyan markası. Yani Rossi ya. Bir tamamen şey yani. Müthiş. Dream team. Rüya takımı onlar için. Ama ve cofladı. Ve şöyle bir şeyle gitti.
Rossi ve Jeremy Burgess oluyor ya. Yani biz iki dakikada bunu düzeltiriz, kazanan motor haline getiririz dediler. Olmadı. O çocuk okumadı. Olmadı. Orada ekmek yoktu. Evet. Peki abi onlarda ekmek yoktu da bu Iannone miydi? Ondan evvel Davis Yozo muydu? Onların ne kerameti var abi, ki bu Ducati takımı toparlıyor o şekilde? Bir de Gigi. Şimdi onu söyleyeceğim. Luigi Dallinia diye bir adam var abi. Luigi Dallinia daha önce Aprilia'da 250 cc'de yarışırken Lorenzo'nun takım şefiydi. Kurt. Bildiğin kurt herif yani. Ve poker face. Hani adamın ifadesini anlayamazsın hiçbir zaman. Yani takım birinci giderken de 10. giderken hepsi hiç değişmez. Ve acayip bir beyin ki geçen sene o kanatçıkları ilk defa çıkartan ama aslında o. Yani orada çok güzel bir boşluğu güzel gördü. Şimdi Lorenzo gelirsek yani Lorenzo zaten Rossi ile olan takım içindeki o itiş kakıştan çok memnun olmadığı için bir anda yeni bir macera atılmak istedi. Ve o macera aslında Ducati'nin biraz böyle hadi gel, gelsene. Gelsene abi. Hadi abi gel. Ya gel bir bakalım. Ya bizde çiğ köfte var. İşte gel. Mühendis değişmiş. İşte bir sürü iyi isim denenmiş olmamış. Tabii tabii. Sonra ama motoru iyi yaptığına yani motorun geliştiği. Geçen sene gördüler bunu. Ve en yani müthiş bir sürücü arıyorlar. Yani geçen senenin başında Dallinia'nın gelmesiyle beraber, Luigi Dallinia'nın gelmesiyle birlikte Ducati bir değişime gitti. O kim abi? Abi o adam daha önce Superbike Dünya Şampiyonası'nda Aprilia'yı şampiyon yapan adam. Daha önce de yine Aprilia ile 250 cc'de Lorenzo'yu şampiyon yapan adam. Yani Lorenzo o adamla çalıştı beraber. Yani Lorenzo'yu eski ustası çağırdı. Sprinter usta çağırdı Michelangelo'yu. Evet. Veyahut da Rafael'i çağırdı Sprinter usta. Dedi ki o da geldi yanında. Hani ben de artık bu işin içinde olacağım dedi. Çok güzel. Zaten Yamaha'ya giderken Yamaha'yla zaten bir şampiyonluk kutlaması yapılmadı. Hani... ve Yamaha da aslında daha önce Honda'nın Rossi'ye yaptığını bir anında Lorenzo yaptı. Honda çünkü Yamaha gider gitmeden dedi test yapamazsın. Sözleşmen bitmeden test yap. O zaman şöyle bir hikaye vardı. Doğru. Yılbaşına kadar sezon aslında devam ediyordu. Doğru. Yılbaşında sezon, yeni sezon başlamış söylüyor ve yılbaşına kadar Rossi'nin Yamaha'ya test yapmasına izin vermediler. Şimdi yeni sistem de şu. Son yarış Valencia'da bitiyor ya hemen bir gün sonra testler başlıyor. Ve o zaman da yeni sezon 2017 aslında orada başlıyor testlerle. Öyle olduğu için de kullanma şansı bulabildi. O zaman ne kadar yani Valencia'ya kadar Yamaha Lorenzo izin vermedi Ducati'yi kullanması da test etmesine. Çok aynı güzel. Şekilde bir hikaye şu. Mansell Yamaha Tech Truva'da da Aleix Espargaró ve Bradley Smith var. Bradley Smith Yamaha Tech Truva takımı yani Bonchard'ın takımının Tech 3 takımının sözleşme elemanı. Fakat Espargaro ise Yamaha'nın kendi elemanı. Yamaha ile anlaşması var. Fabrika anlaşması var. Bradley Smith'e izin verdiler. Ona izin vermediler. Test için. Abi öyle birazcık adam kayırma oluyor galiba. Adam kayırma değil abi. Çünkü evet abi. Adam kayırma demeyelim de mesela Ben Spears Superbike'tan yanılıyorsam düzelt yayı. Estağfurullah. Yamaha ilk. Şimdi Yamaha fabrika takımına gelecek ve çok parlak, çok ümit bağlanan oradaki, bir adam. Oradaki hikaye çok acayip abi. Bir anda kurallar şey oldu. Demek ki ikinci sınıf yani satellite, uydu takımları uydu korumak takımı. İçin böyle çok başarılı yeni yani ümit vadeden sürücüler ilk yıl fabrika takımında yarışamayacak, uydu takımında yarışacak. Hayda. Bu adam Yamaha fabrikaya gidiyordu. Kim yaptı sence bunu? Honda abi. Abi şöyle hikaye sonra şu. Ama Marquez... Böyle gelirken, işte Moto 3'te 2'de kıyameti koparıp MotoGP'ye gelirken bir anda hop gene değişti bu. Şimdi o hikaye şöyle, Devrim abi hakikaten bir şey çok pis istiyorum. Oyuncak var orada, çok pis abi, oyuncak var. Marquez zaten Repsol Honda'nın protejesi yani elini koyduğu tabii, adam. Tabii. Lorenzo, Pedroza mesela daha önceden hep bunlar planlanmış hikayeler. Yani Lorenzo'nun SEB'de yani CEV dediğimiz İspanya şampiyonası yarışırken ne diyeceği belli. Pedroza'nın belli. O sene şöyle bir sıkıntı oldu. Stoner sezonun tam ortasında ve çok büyük bir sürpriz. Yani çok büyük bir sürpriz. Ben bırakıyorum. Ben bırakıyorum dedi. Ben küstüm. Ben dedi bırakıyorum. Ben bırakıyorum. Ben daha oynamıyorum. Abilyalarımı da alıp gidiyorum. Deyip gitti. Zırla o kadar sevindim ki. Öyle sevindim ki onun gitti. Ya. O her yarışta gider. Ama bana öyle dedi. O oradan geldi bana böyle yaptı falan. Ulan yarışıyorsun. Ne bekliyordun ki? Bunlarda haklı olduğun taraflar var. Ama işte ondan sonra o motora kimler bindi?
o motoru kimse ya zaten ya harika sürüyor olabilir de abi. Sonrasında 2 gün 2 ay dinliyoruz herifin ağlamasını. Ama düşün neler çekiyor ki yani. Ama zaten adamın sıkıntısı o değil. Şimdi oraya dönersek ya, o da çok uzun hikaye var. Zaten Ducati o zamanlarki Ducati yani Desmo 08 veya 09 pilot yiyen makine. Yani Melendris'inden Cibernaus'una, Caprosi'sinden öğüttü onları. Hayden'ına, Rossi'sinden tükürdü, attı bazısını. Desmo attı onu. ve Stone'un aslında sıkıldığı şey şuydu. Bize saygı yok diyordu. İşte seyirci arasından geçerken bize tükürüyorlar, bir şey atıyorlar. Diye, tabii abi o ve çok kötü. İşte çünkü zamanlar herif ama çıkıp bak kendi yaptı bunu herif. Düşünsene bir yarışçıyı. Ama bu Rossi var ya bana böyle yaptı. Yaptı falan. Yapacak onun işi o, senin ne kadar buranın sağlam olduğuna bakıyor. Bize ne yapıyorlar, biz de böyle duruyoruz. Şimdi, sen görürsün falan oluyor. Bu böyle bir şey yani. Orada zaten bir fiziksel, teknik ve burada bir kavga var. İşte buna dayanamadı. Sonu çok yorgundu. İşte. 2008 Laguna Seca, o efsane Rossi'nin o topraktan Corkscrew'da geçişi yaptı yerden sonra podyumda şöyle konuşma geçiyor aralarında. Podyumda Rossi birinci, o ikinci ve diyor ki Casey Stoner'a Rossi'ye. Vale diyor, yarış böyle olmaz diyor. Rossi de şöyle bir cevap veriyor. Hayır diyor Casey, esas yarış böyle olur. Öyle yani olur. Sen bunu git Biaggi'ye, Alex Barros'a, işte Çeka'ya, işte Koçinski'lere, onlara sor anlamında. Ve hakikaten de yarış aslında öyle olur. Evet. Yani biraz böyle kibar, ki Rossi'nin şu anda en büyük özelliği o eski 500 cc'nin tadını almış tek adam şu anda. Evet. Tadını almış, yani ceremesini çekmiş. Traction kontrolün olmadığı, her şeyin burada olduğu o dönemden kalan tek adam. Evet. Ve o da birazcık onu frenliyor aslında. Peki şimdi bir tane videomuz var. Bizim KTM lansmanından. Malum Peru'ya gittik. 1290'ı sürdük Super Adventure'yi. O lansmandan böyle bir videomuz var. Var değil mi? Hazırda o. Onu bir girelim. Ondan sonra devam edelim. Güzel. Su iste. Abi şimdi şöyle söyleyeyim bak. Elimde Paracas çölünden alınma bir örnek, bir tüp. İçinde de tapasını açıyoruz abi. Ucu USB. Basın kitini herifler Paracas çölüne koymuşlar. Hani keşfet, yaşa, bunları gör falan. Biz de kumda çölde gazlayacağız hesabı insanlar için. Bunu bile düşünmüşler. Böyle her tarafı bu lansmanın detayla dolu. Acayip detaylarla dolu hem de. Yani işte motorla bitmiyor hiç sadece. Sunum şekli, bize sunulan hediyeler, bu KTM'nin çantaları içinde su paketleri, haplar, bir şeyler. KTM genel olarak gazetecisine iyi bakıyor. Öyle olunca da KTM lansmanlarına insanlar biraz koşarak gidiyorlar. Çok güzel detaylar var. Çok enteresan işçilik var. Hakikaten işi biliyor herifler.
Altınlı Gece devam ediyor. 4. sezonun 33. bölümü 29 Mart 2017. Altınlı Gece'de müthiş konuklarımız, eski tanıdığımız simalar Devrim abi, Devrim Sirmen ve Yiğit Top MotoGP üzerine uzun uzun konuşuyoruz. Daha çok yarış konuşacağız bu akşam. Evet abi, ne diyorduk en son bıraktığımızda? En son Ducati ve Lorenzo'yu konuşuyorduk. Evet evet, Lorenzo. Yani Lorenzo'nun aslında bir anlamda yeni bir mücadele ihtiyacı vardı ve oradan gelen teklif çok cazipti. Evet. Hem 12 milyon euro hem eski ustası, eski takım şefi çağırıyor ve bir sene önce Ducati'nin tam yanlış hatırlamıyorsam 6 sene sonra yarış kazanması da onu cezbetti. Yani ben bununla kazanabilirim demeye başladı. Yani şampiyon farkı demeye başladı. Bu rakam bir rekor mu? Ya 12 milyon euro. Değil. Onu Rusya'ya 20 veriyorlar başka. 20. Tabii abi, o 20'den yani aşağı çalışmıyor. O ama yani 20'den aşağı bu böyle şey gaz kolu çevirmiyor ya. Doğru. Yani, ama normal değil mi o yani? O Rusya başka. Yani. Bunlar öyle yani 20'den aşağı bizde marş basmaz diyor. Yani, o güzel bir rakam. Öbür yani bence o kadar antipatikliği 12 milyon euroyu öpsün başına koysun. Ama şöyle bir şey var, yani MotoGP bir sempati yarışması değil. Evet. Doğru yani. Ama izlenebilmesi için sevilmesi lazım. Hayır. Yani Rossi diye bir örnek var tabii, onun için bu işi bozuyor. Yani biraz. O biraz çıtayı çok yükseltti o bu konuda. Yani o dönemlerde Rossi'nin çok ciddi bir PR çalışması var. Hani ve bu ona bir ekip şeyi olarak değil, herif içinden gelen şey. Adam çok sevimli. Evet, biz de zaten o yüzden Valentino Rossi şapkaları veriyoruz. Monster Energy'nin desteğiyle böyle bir hediyemiz var. Malum Monster Energy içeceklerini artık Migros'larda bulabiliyorsunuz. Bununla ilgili hatta bir tane de sorumuz var. Çok acayip bir sorumuz var. Bu haftaki soruyu doğru bilene bir tane Monster Energy Valentino Rossi orijinal kepinden, şapkasından vereceğiz. Bu soruyu da hemen şimdi okuyorum size. Bekleyiniz. Geliyor soru. Soru kazık yalnız. Soruyu bana nereye yolladığınızı hatırlamıyorum ama şimdi bulacağım bir tane. Nasıl cevap vereceğiz? Ben de buradan cevap vereceğim. Sen katılamıyorsun. Tamam. Abi senin katılman mümkün değil. Sen bilirsin onu. Valentino Rossi Loris Capirossi ile hangi yarışının son turunu hatırlamadığını söylemiştir. Bak, zor yerden sordum. Geçiş sıra, evet, kaç kere birbirlerini geçtiklerini bilmiyorum. Son turu artık hatırlamıyorum. Kafam allak bullak oldu demiştir. Hangi yarışla ilgili bu ve hangi yıl? Bu sorunun cevabını altinelbiseliadam.com Taksim Altinli Gece, Altinli tire Gece tire 4. sezon 33. bölüm Devrim Sirmen Yiğit Top sayfamıza giriyorsunuz. Oradan Facebook üzerinden giriyorlar ve yolluyorlar. Evet, bekliyoruz cevapları. Bak, zor yerden sorduk. Öyle beleşe yok, şapkalar pahalı ona göre. Hani abi bu da bunları kolay soruyorsunuz abi falan diyemezsin. Bayağı kazık soruyoruz abi. Bunlar teknik, siz söylemeyin. Yok, konuyu hatırladım ama pisliği ben de, bilmiyorum. Ben bile hatırlıyorum. Yani ya o yavrayacağım. Yanlış söylemedim değil mi? Loris Capirossi ileydi. Evet. Evet. Defalarca birbirlerini geçiyorlar. Kaç? 15 kere mi geçiyorlar birbirlerini? Öyle bir şey oluyor. Artık son turu hatırlamıyorum abi diyor. Bunu bir tek o zaman olmuş yani. Öyle bir yarış bu. Hangi yıl? Olay benzer bir efsanede Lorenzo ile yaşadığı Katalunya'daki son 3 tur. Hatırlıyor musun Devrim abi? Evet. Evet, sonra Lorenzo'yu hiç beklemediği bir yerde en son virajda, sopayı vermiştir. Evet. En son virajda ki kendi seyircisinin, kendi evinin önünde. Neyse. Evet. Onu bir iyice bir madara edeyim de daha da yüzü olmasın insan evet. içine çıkmaya diye. Zaten şöyle bir hikaye de var. Motosiklet yarışlarında özellikle en büyük rakibin takım arkadaşındır. Tabii. Ve motosiklet yarışında takım evinde diye bir şey yoktur. Tersiz evet. olmadığı için tabii. Artık Allah kimse, ne verdiyse. Allah ne verdiyse ve evet. hatta şampiyonluklar bu yüzden el değiştirmişti. Bununla ilgili çok örnekler var. Evet. Onu anlatalım bir 2005 125 cc şampiyonluğu mesela. Bak birisi çaldı. Çıktı. Oo, bak ilk cevap Ahmet Emin Gürsoy'dan gelmiş. Katalunya 2012 değil. Loris Capirossi dedik. Lorenzo'ya karıştırdı. Evet. Assen pisti demiş Oğuzhan Aydın. Değil. Kerem Kandemir Mugello 2006 demiş. Ne diyorsun Erhan Hocam? Evet.
Kerem geçiş yaptığı da. Onu biz söyledik zaten. Sen söyledin. Evet, o iş bitti. Kerem Kandemir'i tebrik ediyoruz. TED İstanbul Kalıç'tan Kerem Kandemir Mugello 2006 dedi Mugello. Ve şapkasıyı kazandı. Mugello. Mugello. Ben Suzuki gibi hatırlıyorum da. Yok, Mugello abi. O zaman Caprosi'nin Suzuki'de olduğu sene miydi? Herhalde. Bir girdi Suzuki, sonra çıktı. Abi bizim iş olmuyormuş falan dedi. Sonra geri geldi. Geldi. İşte onu en çok seven Kawasaki. Ona bayılıyorlar. Geldik. Geliyoruz. Ya oral olmadı ya. Hadi gidin. Kerem Bey, Kerem Kandemir. Bize lütfen mesaj atınız. Adresinizi, telefonunuzu, e-mailinizi ki size şapkamızı, ödülünüzü yollayalım, hediyenizi. Ardından da asıldı. 6 kişi bize bir tane fotoğraf yollayın. Kafanızda şapkayla, onu da haftaya yayınlayalım. Çok teşekkürler. Evet. Durumlar böyle. Ardından devam ediyorum. Yayını şampiyon yapan yaşıyor. Peki abi. Takım arkadaşı demişken güncelden Vinales. Oraya da geçeceğiz. Ona daha geleceğiz. Onun adı Maverick mi gerçek? Maverick. Evet. Babası Tapkan Meraklısı. Maverick abi. Hem de Tapkan. Maverick deli buzağı dana demek değil mi? Deli dana demek Maverick. Biliyorsunuz sürüde durmayan sığıra Maverick denir. Evet, kaçan sığıra zaten Maverick takma denir. Takma isim o. Maverick evet. Tapkan'da evet. Tom Cruise'un takma ismi. Evet. Deli dana diye. Evet yani. Çılgın. Öyle geçiyor. Evet, çılgın. Evet. Ele avucasının bir ama babası, ama çocuğun adını Maverick koymak işte, hani Amerika'da böyle adını da Maverick. Neler var abi Amerika'da. Ona girme. Mesela çok ilginç bir hikaye var. Yine motosikletle alakalı. 1970'lerin sonunda çok büyük iki isim. Renzo Pasolini ve Yarno Saarinen. Yarno Saarinen. Monza'da hayatını kaybediyorlar. O dönem bahsettiği kişi bugünkü disk koyma tekniğini icat eden evet. Adam. Yarno Saarinen. Efsane. Peki. Ve Pasolini zaten muhteşem bir adam. İtalyanlığın büyük kahramanı ve o dönem İtalya'da çocukların çoğunun adı Yarno koyuyorlar. Mesela Filli ismi koyuyorlar. İtalya'da bir pilotu var. Yarno Trulli. Evet. Onun adı oradan geliyor. Hmm. Ayrton Badovini var. Yine Superbike Dünya Şampiyonası evet. Yarışı. Onun da adı 84'teki efsane Monaco Grand Prix'sinde Ayrton Senna'nın performansını izliyor anne babası. Ve bu büyük bir adam olacak diyorlar. Ve çocukla doğunca adını Ayrton koyuyorlar. Ayrton Badovini oradan geliyor. Bu tıpkı oğlunun adı Alex. Tabii bu tıpkı Alex Peru'da hali hazırda yerli dizilerin çok izlenmesi sebebiyle çocukların isimleri işte Kerem, İşte tabi. Yok. Tabi. Cansu. Behlül. Peru'da. Tabi. Çünkü yerli Türk dizileri şu an çok revaçta olduğu için özellikle Kerem Can'a hastalar. Peru'da böyle bir bu onun gibi bir şey bu dediğiniz yani. Evet ama ben Peru'nun geleceğini iyi görmüyorum. Bu performansla. Evet. Yani düşünebiliyorsun 20 sene sonra Peru Başbakanı Behlül Dinlenme. Behlül Gonzalez. Evet. Peki abi şimdi MotoGP 3 aşağı 5 yukarı biraz sürprizli olacak. Şimdi evet. Maverick Vinales'ten biraz bahsetmek gerekirse testlerde inanılmaz zamanlar yaptı. Evet. Serbest antrenmanlarda ki zaten bu hafta sonu neyle yarışıyor? Yamaha. M1'le Yamaha yarışıyor. Güzel. Yani geçen sene Suzuki'de yarışıyordu. hemen şöyle bir dönelim geriye. Geçen sene 9 değişik adamın yarış kazandığı bir sezon oldu. Bu evet, efsane. İlk. Bu hakikaten efsane oldu. bir gençler ne diyorlar? EFSO mu diyorlar onlar? EFSO. Onun adı EFSO'dur. Evet EFSO. Abi. Çok güzel. Ve 80'lerin başından beri böyle bir şey yok. Rekor 8'di. Ve geçen sene şimdi Rossi, Lorenzo, Marquez, Pedroza, Vinales, Jack Miller, Kalkaçlov, iki kişi daha söyleyeyim bana. Janone Dovizioso. Evet. Janone şeyde Red Bull Ring'de Avustralya'da Dovizioso da Filip Aynet olmasa o da kazandı. Evet. Avustralya'da. Avustralya yanlış hatırlamıyorsam. Kafa peki. O kadar çok anlattım ki kafa karıştı. Evet. Peki. Ve geçen sene muhteşem bir sezondu aslında. Eğlenceli. 2015'teki o son bölümdeki o çirkinliklerden sonra. Tiyatrodan sonra. Evet. Ve herkesin bir anda böyle 2017 ile ilgili beklentiler değişmeye başladı. Yükseldi ve sezon içinde Lorenzo'nun gitmesi, hatta Lorenzo'nun yerine Pedroza'nın geleceği söylendi. Pedroza anlaştı diye İspanyol gazetesinde haber çıktı. Yamaha'ya geldi diye falan ama hiçbir olmadı ve aslında herkesin konuştuğu en mantıklı olan senaryo oldu. Vinales. Yamaha'ya geldi 22 yaşında. Lorenzo Ducati'ye gitti. Yanonini'yi attılar ki çok büyük bir yanlış bence. Yanonini'nin gitmesi, Maynard John'un gitmesi Ducati'den.
Ve böyle bir senaryo oluştu. Şimdi herkesin söylediği şey şu. 2017 Marquez'le Vinales'in yolu olacak. Ondan savaş yaşanacak. Peki. Vinales testlerde çok iyiydi. Serbest antrenmanda çok iyiydi. Ama Katar'da yağmurdan dolayı silikler yapılamadı. Katar ilk yarış. Evet abi. İlk yarış. Ve Katar bir özelliği şu. 2008'den bu yana gece yapılıyor. Güzel. Yani Dorna ilk defa bir motosiklet yarışını gece yapmaya karar verdi. Ve çünkü gündüz pişiyorlardı. Gündüz pişiyorlardı. 60 derece olur ve o yapar onu. Hem Orta Doğu'yu, Arapları biraz işin içine çekelim. O sermayeyi işin içine çekelim. Ki 5000 seyirci falan geliyor baktığınız zaman. Yani MotoGP bizden bile az neredeyse. Bizden 3'te 1 neredeyse. Ben sana rakamları ezberimde. 2006 son 2006'da olması lazım. 2006 rakamlarını sana söyleyeyim. Türkiye'ye gelen seyirci sayısı 21.000. Türkiye'de piste gelen. Katar 5.000. Hakikaten. Ama o 5.000 kişi var ya gelen 5.000 kişi. Hepsi trilyor der. Hepsi trilyorlar. Hadi. Çevreleri geniş. Yani helikopter, evet. Orada motosiklet parkı ve helikopter parkı var. Yani. İyiymiş. Hikaye o. Yani o da adam anahtar düşürünce Lamborghini anahtarı düşürüyor falan cebinden. Bir de adamların bir QMMF gerçeği var. Bu QMMF yani Katar Motorsport Federasyonu. Alatiyah işinin içinde, evet. Saydel Sulayti işinin içinde. Kim? Saydel Sulayti. Geçen sene Superbike'de yarıştı. Bu sene de Moto2'de wildcardlar. Alatiyah da kazandı. Bunlar şeyh çocuğu falan mı? Acayip adamlar. Fakat Alatiyah çok enteresan bir hikayesi var. Teknede yarışıyor değil mi? Yani Alatiyah olimpiyat bronzu sahip. Evet. Trap'te, atıcılıkta. Abi bu hikaye anlatmam lazım aslında bu Alatiyah hakkında. Baba böyle güzel hani böyle atıcılık, işte otomobil, motosiklet falan. İşte hikaye. Bizim biraz milyar dolar var dededen. Onu şimdi ne yapıp yani işte hep bu sıkıntı bu sıcakta. İşte bunu düşünürken şöyle bir hikaye var. Koreos Kaplan Dakar'a gittiği zaman şöyle bir hikaye vardır. Motosikletlerin o gün sonuncusu olan adam bir gün sonra en sondan başlar. Ve hemen arkasından da otomobilin birincisi gelir. Alatiyah otomobilin birincisi olarak saat olacak. 20 dakika sonra Koray da orada bekliyor. Soyulmuş, dökülmüş ve hava çok sıcak. Yanıyor. İşte enerji içeceklerini içiyor. O power barlar mı ne var böyle onları yiyor. Hani emiyorlar ya onlardan emiyor falan. Evet çok ben bir bakıyor. Alatiyah geliyor yanında. Arkadan geliyor. Diyor kaç basıyor. Ya kaça aldın bunu? Şimdi kaç yakıyor falan. Evet. Diyor ki bir şey ihtiyacın var mı diyor. Yok diyor. Hani, bak diyor startına az kaldı. Kaçırma geç kalma istersen diyor. Bak starta az kaldı derken bu da 400 bin dolardır yalnız. Bak burada bak. Yani evet. Ondan sonra bir de Arap olduğu için o sağ kolda olur genelde. Bu bak 400 bin dolar. Hani buna bak ona göre saatini şey yap diye. Aratıya diyor ki ondan sonra bir şey ihtiyacın var mı diyor. Yok diyor. Hadi geç kalma diyor. Koray o sırada giyinmeye çalışırken etrafında bir pislik şeyleri var. İşte poşetler var. Evet. Çeri çöpü. Onu. Ve adam eliyle bolu toplamaya başlıyor. Alıyor onları torbaya atıp gidip çöp kutusuna atıyor orada. Koray'ın giyinmesine yardım ediyor ve Koray'ı gönderiyor. Sonra? Abi ertesi gün yine aynı hikaye. Yine geliyor yanına. Ne yapıyorsun sen? Bir şey ihtiyacın var mı? Evet. Her şey yolunda mı? Dur ben toplayayım diyor. Elio topluyor. Yani adamın böyle bir hikayesi var. Yani dolar geliyor deniyor ama. Normalde Araplar para akıtırlar yarışmak için. Tabii canım. Takımlar Alatiyah'a para veriyor yarışsın diye. Ben şöyle bir hikaye hatırlıyorum. Çocuk Arap şeyhinin oğlu. Ya ne içersin abi yapıyor arkadaşına. Amerika'daki malikanede. İşte ne bileyim ne var ya işte gazoz içeyim, işte enerji içeceği içeyim, bir şey içeyim falan. Monster mı içersin, şunu mu içersin? Tamam Monster ver bana diyor. Tamam diyor çocuk. Bir Monster arkadaşıma, bana da lütfen soğuk bir su diyor. Merdivenlerden hizmetkar geliyor. Oturan çocuğun yanındaki dolabı açıp enerji içeceği çıkarıp koyuyor. Suyunu veriyor. Şimdi böyle bir formattan bahsediyoruz. Hani Arap şeyhinin çocuğu derken. Ama o, böyle bu adam eğilip çöpü toplamış falan. Oo. Hani, bu arada Elat'ı yakın bir Türk takımıyla kuzeni yarışıyor. Ve testleri yapıyorlar çölde. İşte bir en yakın sanayi sitesinde bir 40 km uzakta. Proflex amortisörü ayarlamak için bir özel turnuva da var. O turnuva da kırılıyor. Ve adam yapılamıyor. Ve Alatya testi seyrediyor orada. Land Cruiser'la gelmiş oraya. Ve adam tamam sıkıntı yok diyor. Normalde o adam şunu yapar değil mi? Telefonu açar, şuraya sanayi sesi kurun der ve kurulur. Adam biniyor Cruiser'a ve gidiyor 40 km ötedeki sanayi sitesine. 4 tane turnuva yaptırıyor yedek bulunsun diye. Yani kendisi gidip bunu yaptırıyor. Yani bu adamın sporculuk ve hani insanlığın çok daha farklı. Hemen dönelim ama Katar'da ve o tarz yerde çok ciddi bir
kapital var ve Donna bunun aslında hoşuna gidiyor Donna'nın. Evet. Ve o yüzden de gece yarışan, çünkü Musco Light diye bir firma var, bütün o ışıklandırmayı yapan yerler ve sezon açılışı için uygun bir yer aslında. Çünkü hava şartları normalde iyi oluyor. Avrupa'da soğukken. Avrupa'da soğukken orası orada, güzel ve orası işte, böyle bir arada tatil gibi oluyor onlar için. Gidiyorlar böyle güneşleniyorlar. Ama 2009 ve bu sene çok acayip bir yağmur yağdı. Hele 2009'da. 2009'daki yağmur inanılmazdı. Yarış yapılamadı pazar akşamı. Ama oraya kadar gelmişler ve yarış yapılması lazım. Dolayısıyla. Ve ilk defa MotoGP tarihinde pazartesi akşamı yarış yapıldı. Peki. Bu hafta sonunda aynı hikaye beklendi. Cumartesi günü ben yayın yapmaya gittim. Hatta atasözü var. Bahtsız bir de sürücüsünü çölde yağmur yakalarmış. İşte evet. O, ben MotoGP'de değilim ama ben de sel aldı Peru'dan çölde ya, abi. Onun çöl videosu yani. Yakında gelecek. Ve cumartesi günkü sıralama turu yapılamadı. Hiçbir seans yapılamadı. Ama şu yağmur değil hikaye sadece. Çünkü yağmurda her türlü seans yapılabiliyor. Yağmurda evet, lastiği her var bilmem nesi var abi. Ya tabii ki. Ama Katar, yani Lozail pisti, çölün tam ortasında ve rüzgar kumu çöle taşıyor, taşıyor, pist üzerine taşıyor. Çok güzel. Kuru havada bile grip problemi var, tutunmuyorlar. Çok ciddi grip problemi var orada. Kuru havada bile. Tabii. Trilyor der, dolar şey zengini adama kuma tutuyor ya. Abi onu, çöl dinlemiyor. Duaya söz geçemiyor. Ona derman para bulamadılar ha. Evet. O kadar para gene ona da yetmedi. Yani ya. Adamlar gece aydınlatabiliyorlar, gündüz gibi yapabiliyorlar pist etrafında ama... Ama o kumdan kurtulamadı. Abu Dhabi'deki Yas Marina evet. Pistinde de aynı dert var. Kum. Tabii kum. Ve Michelin, ki biliyorsun MotoGP lastik veren Michelin, normalde oraya dün, geçen sene ilk defa geldiler. Çünkü daha önce Bridgestone vardı biliyorsun. Evet. Ve oranın hiç lastikte yağmurda teslim yapmadılar. Çok güzel, sürpriz. Ve böyle... apar topar elindeki hamurla getirdiler yağmurlar lastiklerini ve güvenlik komisyonu başkanı var Caprossi ve arkadaşı Uncini, Franco Uncini eski yarışçı oldu. O da ölümden döndü Assen'de. Bayağı Marco Simoncini kazasıyla benzer kaza yapıp ölümden döndü. Onlar 50 turdan fazla attılar pisti arabayla. Sürekli baktılar. Sürekli baktılar ama dediler ki şartlar şu an için bizim normal için... yağmur da değil. Tabii tabii. Kumla birleşiyor. Kumla birleşiyor. Çamurlu, çamurlu bir şey oluyor. Dedi ki bize sorarsanız sıkıntı yok. Ama ilk defa pilotlara soracağız ve 22 pilot var MotoGP'de. Bir tanesi hayır derse yapmayacağız dedi. Çok güzel. Çünkü Donna için önemli olan insan güvenliği. Bir tane sürücü ya ben kendimi burada iyi hissetmiyorum. Ben bunun güvenli olduğunu düşünmüyorum dediği anda yapmayacaklar. Ve zaten buna gerek kalmadı. Yağmur etkisini arttırdığı için cumartesi iptal oldu. Peki. Pazar günü hava günlük güneşlik. Ayrıca çok güzel ki Joan ve Deniz'in yarışı da vardı. Assetto World Cup. Evet. Gururlarımız, canlarımız. Onlar da iyi gidiyorlar. Çok iyi gidiyorlar. Çok iyiler. Bir kez abi başka gururumuz Roddy Park. Evet. Onu konuşacağız. Roddy'yi konuşacağız. Asrın Roddy Park. O da bundan başka bir şey. Onu özel kapatacağız. Şey, başlık açacağız. Evet. Ve pazar günü yarış yapılabildi. Uzun lafı kısası. Fakat yarıştan hemen sonra yağmur başladı. Evet. Yarış bittikten sonra podyumun tam ortası yağmur başladı. Yani oraya kadar dedi size izin veriyorum dedi. Oradan sonra ondan sonra yofladı. Vinyales konusuna geldiğimiz zaman Vinyales dediğim gibi serbest antrenmanlarda testlerde çok iyi. Ama yarış bambaşka bir hikaye. Çünkü? Orada kendi savaşını veriyorsun, ayakta kalma savaşı veriyorsun, düşmeme savaşı veriyorsun. Devrim abi geçmeye çalışıyorum ben, seni geçmeye çalışıyorum. O oradan arada, kapatıyor. O oradan kapatıyor. Öteki korumak zorundayım. Yani, çok gazlarsam lastiğim kalmayacak. Ne yaparsam yapayım ben bu barkını geçeyim. Acaba doğru lastiği seçtim mi? Tabii. Çünkü kumar. Ciddi kumar. Hele bu hafta. Şimdi ilk çizgi Vinyales, Manyakço, Marquez. Üçünde de önde arkada orta hamur var. Orta. Ama? Dovizioso, Johann Zarco. Önde, orta, arkada yumuşakla başladılar. Zaten Zarco'nun bir anda tek turbo motoruyla aradan sıyrılıp öne gelmesinin sebebi oydu. Çünkü hemen bilmeyenler için varsa hemen anlatayım. Johann Zarco da bu arada Fransız. Herifin soyadı Zarco Marco öyle bakmayın. Adamcağız şey, genç 26 yaşında mı? Genç bir Moto2 şampiyonu oldu. Ve lastiklerin şu. Lastiklerin çeşitli hamurları var. Ve bu hamurlar yumuşak, orta sert. Yumuşak hamur daha çabuk ısınıyor. Vırt diye bitiyor. Ama erken bitiyor. Evet.
Orta hamur ikisinin arası sert lastik ise daha geç ısınıyor ve daha uzun süre kalıyor. Evet. Dayanıyor. Bunu da senin yarış taktiğine göre o lastiği seçiyorsun. Bazıları yani bazı yarışlar belli aslında ne oldu. Oradaki aklın yolu bir ya, oradaki o lastik belli mesela. Orta orta, sert sert. Ama bazı yerde öyle bir kumar oynuyorsun ki ben yumuşak takayım ya da bir gıdım yumuşak takayım diyorsun. Cof. Ki 2016 tabii ki 2016 şey. Geçen sene yani. Arjantin. Marquez aldı öne gitti. 6 saniye fark diğerleriyle. Rossi 10'lukta debeleniyor. Abi baktık Rossi 9. Rossi 8. Çünkü Rossi 6. Sert hamurla geldi. Rossi 4. Rossi 2. 7 saniye. 6 saniye. Bir tur başına yarım saniye kapatmak. Hele Marquez gibi bir adamın karşı. Bayağı büyük olay. Uçuyor yani herif aslında. Büyük olay. Tabii. Yani orada Rossi aslında çok kundizlik yaptı yani o lastiği seçerek. Ve bir anda baktık böyle geliyor. Marquez de farkında yani onun kıçı başı olmaya başladı. Çünkü lastiği bitiyor. Kötü olduğunu o da anladı. Ve pit duvarından geçerken Rossi 4 saniye. Rossi 3 saniye geliyor. Ve geldi. En büyük hatası orada Marquez'in tamam abi ya buyur sen haklısın. Senin lastiğin doğru deyip yol vermemesi oldu ve didişmeye çalıştı. Ama şöyle bir şey de var. Hani hepimiz motor kullanıyoruz ve hani siz bize falan çıkıyoruz ben çıkmıyorum ama. Orada böyle bir şey oluyorsun değil mi? Ulan ne olursa olsun ben bu adamı geçirmemem lazım. Ben hiç demiyorum onu. Onu dersek panik haleyi kırarım. Evet. O yüzden öyle demiyorum. Hayır, yarışanlardan bahsediyorum. Abi geçsin buyur abim tabii, yollar pisler senin. Hadi hadi diye. Evet. Aman abi hiç o topa girmeyelim. Daha başarılı oluyor. Ve orada Marquez itişmeye kalktı düştü. İşte öyle kırılır o motor. Dönersek. Hiç gerek yok. Orada hemen bir şey söylemek istiyorum abi. Orada şöyle bir hikaye oldu. Sonrasında Marquez şunu söyledi. Bir ders aldım ben bundan dedi. Doğru. Ben bundan bir şey öğrendim. Ben bundan ders aldım dedi. Daha çok var onun dersi. Bitmez Marquez'in dersleri hiç bitmez. Peki abi biraz da şeye gelin. Bu sene o zaman sürpriz isimler bekliyor muyuz? Vinales'i bekliyor muyuz? Vinales. Bu arada bir seyirci bana mesaj atmış. İşte Yiğit Bey Maverick diyorsun ama o adamın ismi Maverick olması lazım. Çünkü tabii. O Top Gun'da Maverick'te duymuş ya. Ben de şöyle cevap verdim yani kendisi İspanyol olduğu için Maverick'ten. Ona Maverick dememiz gayet evet. Normal. Tabii. Yani İstanbul demiyorsak eğer İstanbul'a. Lastik işinden konuşuyorduk. Hani, evet. Bu sene işte kısaca geçeyim. Evet yeni insanlar var. Zarco var. Ioannone Suzuki de çok, Suzuki başarılı. Çok başarılı. O da işte düştü sanıyorum. Marquez'in arka lastiğine dokunarak düştü. Yok o kendisi kaydı yani düştü. Dave Hammett öyle yazmış. Öyle mi yazmış? Yok evet. Benim gördüğüm kendisi düştü. Neyse düştü ya bu kadar bazen kendimi frenlemeyi öğrenmem lazım. Ki yanına geçen seneydi nanelerden bahsetmek evet. İstiyorum. Evet. Bir tanesi takım atlısa çarptı Arjantin'de son virajda. Bu arada hemen özür dilemek istiyorum. Marquez ile Rossi'nin olayı geçen sene bir sene önce. Evet. 15'te özür dilerim onu hemen atladım. Bir de Lorenzo düştü Katalonya'da frenajda. Bayağı böyle Lorenzo ile beraber ikisi gittiler. Ama şey Katalonya çok kazık yermiş usta. Katalonya ya ama delikanlı işin ya. Yani. Orası çok kazıkmış abi. Start oralar. Ama alışacağım. Yani ama alışsan yani. Da alışmasan da biraz kazıkmış. Bir de ulan kaç kere döndük biz burayı. Bu ikincisi miydi son viraj mıydı falan bir yerde. Çünkü çok benzeyen iki tane peş peşe viraj dönüyor ya insan. Yani. Ulan bu o sonu muydu önceki miydi falan dedirtiyor. Orası zor yermiş. Ora biraz kazıkmış. Yani çok idman, çok dönenmek lazım. Ben tabii çok yavaş gittiğim için sakin pek şey yapmadık. Yani peki bir şey diyordunuz. Evet. Bu lastik işte yeniler var. Çok iyi var ama hani Marquez'de şu anda dördüncü ne oldu bu? Evet. Tabii dördüncü oldu. Tabii başı dördüncü oldu. Ama yani Marquez falan demeyelim. Honda'nın bir derdi var okuduğum kadarıyla. İşte makinede müthiş güç var ama onu yere aktarmakta zorlanıyorlar. Çünkü bütün viraj çıkışlarında birçok motor, Suzuki şudur budur, işte Pedroza'yı da geçti, Marquez'i de geçti. Bir şekilde yazılım, yani uzmanlar diyor ki bu sene içinde bu iyiye doğru gidecektir. Daha şimdi, yazılım geliştiriyoruz yani. Yani işte uğraşıyorlar kuralların el verdiğince. Fakat şu var, şimdi sen virajın çıkışına yani düzlüğe çıkarken geride kalıyorsam bunu nerede kazanacaksın? Frende. Evet. Marquez özellikle. Şimdi Marquez daha sever. Geç fren atar. Abanma çok sever. Abanır ve onun içinde sert lastik kullanır. En sertinden. Burada işte yağmurdu, orada çamur vardı, nem inecek falan diye
lastik üreticileri hem yani bütün genelde Honda sürücülerine Karl Kroçlava'da Ersel Honda sert değil orta hamur öneriyorlar. Evet. Bunlar da tam diğerlerine yani ister istemez böyle arada kalıp kabul ediyorlar ve ikisi de yarıştan sonra bunun büyük bir hata olmuş. Biz ne halt yedik. Aynen öyle. Yani hani Marquez'in de üstünü çizmememiz lazım. Sevmiyorum namussuzu onda. Şimdi doğrudur da müthiş, hepsi müthiş yani. Ya hepsi tabii abi oraya gelen hepsi, adamların evet. Hepsi birbirinden uzay da ayrı bir şey. Ya ben huy olarak daha çok Rossi böyle... 38 yaşında hala o konuşuyor işte 500 cc gibi bir makineyi kullanmış. Yani işte ne bileyim %10 açıyorum hiç motor stop edecek. Evet. 20 30 hiçbir kimse yok. Motordan güç gelmiyor. %42 uyduruyorum tabii bunları. Bir anda çok iyi evet, geliyor. Evet. Ve traction control yok. Hiçbir şey yok. Evet. Hatta onun kavgası vardı şeyle. Kevin Schwantz'la Lorenzo şöyle bir tartışmaya girdiler. Evet. Kevin Schwantz diyor ki traction control nedir kardeşim? Çekiş sistem nedir ya? Buradadır diyor. Lorenzo diyor ki gelsin diyor benim M1'i diyor. Bir çekiş kontrolü olmadan kullansın bakalım görelim onun diyor. Maçasını görelim diyor. Evet yani bunlar sonsuza kadar tartışılıyor. Tartışılıyor. Böyle bir eş motorla yarışmaya gideceğiz. O dönemdeki kavga da şunun üzerine aslında kuruluydu. Kevin Schwantz denilen adamın yarıştığı dönemde 91, 92, 93 böyle 80'lerin sonu evet. O fıkaraların kullandığı lastikler de bugün leğen yapmazsın onunla. Çamaşır yıkanmaz içinde yani. Yani şimdi hani şöyle bir hikaye de... Bu heriflerin şu an kullandığı lastikle tabii. O zamanki o şeyin plastiğin arasında biraz köselenin bir arasında biraz fark var yani. Ki bırak onların çok özür dilerim. Tabii abi. Bırak onların o yıl kullandığı lastiği yani yazılanlar MotoGP lastiğiyle Superbike'taki müthiş lastiklerin bile arasında dünyalar. Gezegen var değil mi? Adam Superbike'da MotoGP'ye geliyor. Kendini kaybediyor. İngilizce ya diyor gidiyorum yatmışım. Hayatımda yapmadığım kadar yatıkken fren yapıyorum. Sonra pite dönünce bakıyorlar. Gene az fren yapmışsın. Sen böyle az fren yaparsan yatık bu lastik ısınmaz ki tutmaz ki diyorlar. Sonra hastalan sakatlandığı zaman Jonathan Superbike'dan Honda evet, pilotuydu. Onu sonra Honda'ya getirdiler oraya. Getirdiler. Hani standart bir standart değil mi? Stok motordan bir anda prototipin üzerine oturunca dünyası değişti. Yani bir de MotoGP ile Superbike ortak pistleri var. Aspen gibi evet, bir şey var. Evet. Ve hani pisti de biliyorum hesabı. Pisti de biliyorsan. Ve normal Superbike'de fren yaptığım yerde frene dokundum ve motor durdu, viraj orada kaldı. Tabii. Ondan sonra gaza çıkıp kadar gittim. Çok güzel hani lastikler. Yatırıyorum, yatıyor falan. Ve hani Jonathan'ın yanı o döndükten sonraki ilk seans sonrasındaki şaşkınlığını ve o böyle yeni oyuncak almış çocuk sevinci görmek gerekiyordu. Çünkü hakikaten öyle yani çünkü Superbike'daki hikaye bambaşka. Oradaki Pirelli'lerle ki onu da hiçbir zaman yabana atamazsın o lastikleri. Ama o zaman Bridgestone kullanıyordu MotoGP'dekiler. Evet. Oradaki hikaye bambaşka. Tabii. Apayrı bir alem. Bu arada birazcık da ülkemize dokunalım. Şimdi abi mesela rakamlar geldi. Bir takım istatistiklere ulaştık. 2015 yılı istatistiklerine göre Türkiye genelinde 2.938.364 motosiklet bulunuyormuş. 2016 Kasım ayının sonuna gelindiğinde, geçen senenin sonuna geldiğimizde Türkiye genelinde 3.382.000 motosiklet bulunuyormuş. Böyle bir 3 milyonu devirmişiz arkadaşlar. Bazı motosikletlerin birkaç kişi tarafından kullanıldığı göz önüne alınırsa, hatta bazı durumlarda 4 kişi tarafından mesela restoranlarda. Doğru. Dolayısıyla bizim genel olarak yani neredeyse 3,5 milyon motosiklet sürücüsüyüz bu memlekette şu an. Buradan bu çıkıyor. 2016 Kasım ayı sonu istatistiklerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı da 21 milyonu geçmiş. Toplam. 21 milyon, 3 milyonu da bizim. İyi yani az değiliz. Artıyoruz yani yavaş yavaş. Evet. Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapılmış gene tabii ki. Beyazsa alacaksın abi araba. Malum. Birleşmiş Milletler. Kızılay. Ocak-Kasım döneminde 2016'nın trafiğe kaydı yapılan 680.493 otomobilin %61'i beyazmış. Peki 2017 Ocak ayı istatistiklerine göre
2017 ocağında 5438 motosiklet satılmış ülkemizde. Bir karşılaştırma için 2016'nın ocak ayında 5149 motosiklet satılmış. Yani 2016'nın ocağına göre 2017'de daha fazla motosiklet satılmış. Bak. Hiç. Bu enteresan değil mi? Kriz, evet. Mriz, döviz şöyle oldu, bu böyle ya. Oldu falan. Puf. Peki. Bir başka bilimsel bir veriye dayanmayan kaynağa göre ise 2016 yılına ait motosiklette sigortasızlık oranı %65'e çıkmış. Tabii. Arkadaşlar trafik sigortasız gezmeyelim. Bakın başımız belaya girer. Bunu yapmayın. Hakikaten başınız. Ha bak işte buyurun. Yakalandı. Kendini ifşa etti. Bu suçtur. Trafikten men ederler. Yapmayın. Aman yapmayın. Karşı tarafa da büyük zararları olabilecek sonuçlar hakikaten intihara yönelik. Buyur abi. Çok haklısın da. Hani fiyatlar da abi çok doğru söylüyorsun. Sigorta kaç para? Çok doğru söylüyorsun. Yani bu da bir çok acayip olmadı mı? Yani spiker olmayan arkadaşlar. Sürüyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Açık söyleyeyim. Biraz bunda bizim de payımız muhakkak, var. Tabii ki. Biraz da ülke şartlarının da payı var. Ama şu var. Bu konuda bir şeyler yapalım dendiği zaman ben açıkçası böyle düşünüyorum. Henüz bir çözüme ulaşamadım. Bu konuyla ilgili defalarca bakanlıklarda, müsteşarlıklarda konuşulmalar yapılmış. Hani hükümet de konuya vakıf. Herkes vakıf. Evet. Trafik sigortaları niye bu kadar delirdi evet. diye. Fakat hani bir çözüm bulunamıyor şu anda. Hali hazırda bugün benim şirketime kayıtlı skuterim Yamaha Delight 1490 TL abi trafik sigortası. Ya. 110 cc. Bu ne yani ya? Trafik sigortası motor 4000 lira etmiyor bu arada. Evet. Nasıl olacak bizim iş? İşte. Yani skuterim var rahat ederim. Ah rahat Hı. edersin. 1490 lira trafik sigortası çıkıyor abi. Durumlar böyle. Bir yandan da sigortasızlık oranları ile ilgili devletin sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu yakın zamanda MOTED'in bununla ilgili açıklamalar yapacağını duyduk. Motosiklet Endüstri Derneği'nin. Son 6 ay verilerine bakıldığında yeni kullanıcıların motosiklet almaya yönelmediğini söyleyebiliriz diyorlar ama ben buna katılmıyorum. Çünkü 2016 ocağına göre 2017 ocağa daha çok satış var. Şubat ayı rakamları belli olsun. O zaman göreceğiz daha fazla satış olduğunu. Satışlarda artış var. Bu arada bir başka bilgi var. Genellikle kazaların 60 km saatin üzerinde yapıldığı bilgisi yayılmış. Bu doğru bir bilgi değilmiş. İstatistiklerde bu verilen bilgi. Ortalama kaza anındaki süratin 34.4 km saat olduğu tespit edilmiş. Yani aslında yavaş giderken kaza yapıyoruz. Ya da kaza yapacağımız zaman yavaşlayıp ondan sonra kaza yapıyoruz. Yani birinden biri. Hani ben yavaş yapmadım ama hani yapanlarda yavaş oluyormuş diyorlar. Kazaların büyük çoğunluğu 45 derecelik görüş açısı içerisinde gerçekleşmektedir. Kazaların büyük çoğunluğunun motorun bakımsızlığından ya da bir arızadan gerçekleşmediği görülmüştür. Arıza sebebiyle yapılan kaza sayısı işte %5'te mi 3'te mi neymiş? Deve de kulak yani. Asıl sebep biziz. Kazaya en çok karışılan yaşlar 16-24 yaş aralığı. Nefis. 30-50 yaş arasında kaza oranları kayda değer bir şekilde düşmektedir. Motosiklet kullanıcılarının %96'sı erkek olmasına rağmen kadın sürücülerin kazaya karışma oranı daha yüksektir. Hı? İlk kez. Allah Allah. Evet, motosiklet süren hanımlar yani gözünüz toprağa bakıyor ona göre. Aman. Bir ayağınız çukurdaymış. Onu söyleyeyim. Zaten azıcıktınız, hepten yok olacaksınız. Aman kaza yapmayın. Trafik kazalarında acemilerin yaptığı inancı baskın olsa da en çok kazaya karışanlar geçmişte trafik kazası yapmış ya da kazaya karışmış sürücülerdir. En az 5 senedir sürenler vesaire demişler. Evet, durumlar enteresan yani orada. Öyle bir durum. Bu arada bir tane daha haberim var. Ana sponsorumuz Motomax'ın getirdiği Held markası ile ilgili Motorrad dergisi, motosiklet dergisi Almanların biliyorsunuz değil mi? Motorrad, işte Ryzen Sport bir şeyler vardı ya. Motorrad dergisinin 12. kez düzenlediği yılın en iyi motosiklet markası dalında düzenlenen ve 50 bin motosiklet kullanıcısının oylarıyla belirlenen yarışmanın sonucunda Held markası 3. kez iki farklı kategoride yılın en iyi markası seçilmiş. Eldiven ve tekstil kategorilerinde birinciliği kimseye kaptırmamış Held. Ayrıca motosiklet pantolonu dalında ikincilik, korumalar dalında da üçüncülük elde etmiş. Falan filan. Burada böyle durumlar var. Abi sana bir şey soracağım. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Evet.
Tinnitus. Evet. Kulak çınlaması devam ediyor mu? Ediyor tabii. Hmm. Sende var mı hocam? Yok. Sağ kulakta mı? İkisinde de. İkisinde de var. Evet. Benim son dönemde yaptırdığım bir ölçüm var. Sağ kulağımdaki duyma kaybı biraz arttı benim. Orada bir şey var. Bir kerek var. Bu konuda da hani kulak tıkacı kullanıyorum ama galiba yeterli olmuyor. Bununla ilgili bu işte hani su iç baba. Suyun evet, varsa. Evet. Şöyle bir şey oldu. Bu filtreli kulaklıklar, kulak tıkaçları var. Denedin mi hiç? Filtreli. Ne demek? Seviye seviye içindeki tıkacı değişiyor. Aha. Evet. Denemedim. Şimdi bana en son sponsorum bunu teklif etti. Dedi ki Motomax'cılar hani Barkın Bey kulağınız çınlıyor ediyor. Burada Alpin marka bir kulak tıkacı markası evet. var. İçinde işte filtresi var. Ne kadar kornayı duyarım, duymayayım, interkomu duyayım, duymayayım falan gibi endişeler varsa diyor. Onun tıkaçlısını kullanırsanız daha rahat edersiniz falan. Henüz denemedim, deneyeceğim ama. Barkın, birçok insan görüyorum tıpa bile kullanmıyor kulak tıpası. Ben de yıllarca kullanmadım. Ama ben de kullanmadım, gitti işte. Piste tabii... Hele yakın giderken, kaç motor, iki motor, egzozlar da açık, seninki öndeki birleşiyor, yani kat kat artıyor o ses. Evet abi. Ben bu işte okulda koçluk yaparken, başka yani ben koçluk eğitimi alırken çok uzun süreler yabancı koçların peşinden gidiyordum. Zaten öyle bir günün sonunda gitti, başladı ve hala bitmedi. Birkaç kere de mesela aceleyle o tıpaları taktım. Ama iyi oturtamadım. Yani ona biraz zaman harcamak lazım. Şöyle bir şey yapıp... O işte falan. O her zaman olmuyor. Bir de benim hatta cepte pisleniyor, misleniyor. Bunu yapıyorlar. Ters elle böyle. Bunu kulak çekeceksin. Böyle pat diye girecek. Hakikaten kulak kanalı çok daha şey oluyor. Neyse uzatmayayım. Şu oldu. Taktım. Kaskı taktım. Bir de tabii benim şey olmamış ben durayım. Vakit yok. Vakit yok. Kask... tıpanın ucuna değiyormuş. Dolayısıyla ben o sesi titreşimi verdim. Sesi azaltmayı. Aha abi. İnanılmaz yani. Ne yapayım falan diyorum. Hani motorumu yatırsam düştüm mü desem falan demeye başladım. Yani acı verecek kadar rahatsız etti. Ve o tinnitus yani kulak çınlaması evet, kaldı. Evet. 6-7 yıldır var. Ne zaman bana gece geliyor. Ben böyle o günü bitirdim. Yani. Akşam koydum kafayı, Allah delireceğim galiba falan diye geliyor böyle. Yükselerek geliyor bir de. Yani benimki arada yükselir ama işte şu anda dayanılacak bir durumda. Yani şu an var mı? Diyorum. Evet şu anda konsantre olunca hissediyorum diyorum ama belki bana da öyle gelir ama sessiz ortamda da zzzz diye. Bende bir evet. sesi o böyle. Tek düze. Lan ne oluyor falan geliyor ve gidiyor sonra. Şu an bende de başladı. Bir an sanki psikolojik mi dedi böyle. Abi korkunç, korkunç bir şeydir. Delirtir adamı. Sanki şey köpek kovucu gibi bir şey böyle. Yani onun daha bir ama büyük abi, motor, sen motora binerken gittim, tıkacı takar. Yaşlı da bir doktor. Öyle mi evladım falan bir bakalım dedi. Gerçi bende de var ama bakalım gene de. Abi sen de kullanıyorsun. sen de kullanıyorsun deseydin. Hayır bir hiçbir şey diyemedim yani. Adamda da ben var. Bende de şurada GSX SAR var falan mı dedi. Ne dedi yani? Yok demedi. Niye olduğunu sormadım da ya anladım ki bu hani öyle çok geçmiyor. Bir arkadaşım böyle böyle delirdi. Ha. Yani uyuyamaya uyuyamaya fıttırdı. Bir bahane daha bulmuş oldum. evet kulaktan, o cin, kulaktan. Cinnet için. Ya öyle kulaktan dolu bilgilerle delirmeyelim efendim. Peki gelelim bizim yarışçı gençlerimize. Roddy Pack. Müthiş konu. Şimdi bu arada Roddy Pack bilmiyorum fuarda gördünüz mü arkadaşlar kaç kişi geldi? Ben böyle küçücük bir şey bekliyordum. Yok, Roddy Pack 16 yaşında dedi. Adam geldi bir tane. Bu da Roddy falan dedi. bu gençti hani falan dedim böyle. Bu arada böyle olmuş. Adı niye Roddy biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hayır. Babası Mümtaz abi Texas Tom Mix çok seviyor zamanında. Hani bizim gençliğimizin Texas Tom Mix'ler şimdiki gençler belki bilmez ama orada Texas yani çelik bileğin yardımcısı çocuk var tane Roddy adı. Onu oğlum çok sevdiği için onun adı Roddy koydu oğlunun adını. Belini attın tuttuydun. Evet. Mavi ama Roddy güzel bence. Roddy güzel de grup. Niye diyorsun ya şimdi. Bizim grupan gibi yani. Yani atıyorum Queen hayranı birisi oğlunun adını Freddy koyabilir mesela. Koyabilmeli mesela. Veyahut da Fred koyabilmeli. Evet. Evet. Neyse. Tabii zor ama çocuk. Roddy çoğu kişi biliyor, tanıyordu ama bilmeyenler için söyleyeyim. Roddy eski motokrosçu aslında. Evet. Ve
Kimin elinden geçti? Harry Everts'in elinden geçti. Harry Everts de efsane Stefan Everts'in babası. Ve Harry Everts çok ilgilendi Rodi ile ve Rodi artık Türkiye şampiyonluğunda artık ikinciye turu bindirip böyle esneyerek falan yarışıyordu. Çünkü çok daha farklı bir yerde. Avrupa şampiyonasında 85'si o zaman da Alessandro Balzani veya öyle bir isim var veyahut da ona benzer bir isim. Onunla beraber yarışıyor. O çocuktan sonra GP'lere falan gitmeye başladı. Ama Rodi öyle bir şans bulamadı. Çünkü o ciddi bir para gerektiriyor. Ve Rodi sonunda karar verdi. Ben pist yapmak istiyorum dedi. Yaş şimdi, kaç bu arada? Yaş 18 falan. Şu an 17. Yok, 16. 16. Daha, 16 hayır, pardon. Tamam. Yani başladığında piste başladı. Piste başladı. Geçen sene başladı zaten. İlk defa geçen sene başladı. Yani motocross'tan sonra. Ama adam tabii uçuyor. Yani evet. Geçen sene başladı ama o biliyorum, roket. Biliyorum. İlk çıktığı şeyde çok iyi zamanlar yaptı. İşte Kenan çok etkilendi. Ve çok farklı. Bu arada hani evet o da motosiklet. O da motosiklet ama motocross'taki şey bambaşka. Pistteki şey hikaye bambaşka. Çizgiler farklı. Kullanma tarzı farklı. Ama ve erken başlamak abi işte çok farklı. Abi işte, şimdi abi, yani toprakla başlamak niye çok önemli. Şimdi Pedroza, Lorenzo, işte Stoner hepsinin temeli aslında toprak. Hayden. Evet. Nick Hayden mesela. Onların Nick Hayden 4 racer evet. Yani toprak zeminde yarışıyor. Evet. Ve yan bir de flat track yarışıyor. Evet, tabii flat track falan yaptılar. Yani o speedway dediğimiz şey, speedway evet. Tarzı. Tamam. Ve orada sen motosikleti tutabiliyorsan eğer pistte de zaten evet, o frenajlarda, o kaymalarda kontrol edersin. Yani mesela Rossi bile hala antrenmanlarını işte şeylerini evet. Süper motoyla yapıyor. Evet. O çok 46 ranch'te, çiftlikte evet, orada yapıyorlar. Mesela bu adamlar şey sevmiyor. Spor salonuna gireyim, işte onu kaldır, fitness yapayım, kardiyo yapayım. Adamlar sıkılıyorlar bunlarla. Tabii. Onun için en büyük sorun ver motokrosu veyahut da ver süper motoyu. Sabahla akşama dönsün, düşürsün, kaldırsın, işte yan geçsin, ıvır zıvır falan. Ve Rodi de geçen sene başladığı bu yolculukta bu sene Youth Cup'ta yarışacak. Youth Cup. Gençler Kupası. Gençler Kupası İspanya'da. Chico Lorenzo'nun yani Jorge Lund'un babasının düzenlediği bir şey. O adam da bir aslında yetenek avcısı. Şimdi şöyle bir hikaye var İspanyollarda. Ben Lorenzo babasıyla konuştum. Evet. Telefonda. Lorenzo bana şekil yapma babanla konuştum lan. Piç diye orada böyle bir adam. Daha ilginç noktalar var. Mesela Lorenzo'nun babası Rossi'yi çok takdir ediyor ve çok seviyor aslında. Tabii. Lorenzo ile babasının arasında... Bozuk şu anda. Şu anda da hala bozuk. Yani evet. Pek konuşmuyorlar. Zaten hani... Babası işin tam için... aile faciası çıktı oradan ya böyle. Babası işin için... Benim babam can düşmanımla nasıl arkadaş ulan diye böyle. Arkadaş değil sadece takdir ediyor. Daha kötü. Yani daha kötü. Bizi hiç takdir etmedi. Gitti onu takdir etti falan. Güzel. Dünya şampiyonu oldu. Hiç. Ne, gözüne dizine duysun falan diye böyle. Tam aile faciası. Şimdi şöyle bir hikaye var. Bu baba oğul yarışçılarda. Babayı çok fazla istemiyorlar garajda takım. Tabii. Çünkü baskı, en büyük hikaye Ron Haslam'ın ve Leon Haslam'ın hikayesi abi. Tabii abi. Evet. Abi Ron Haslam roket. Evet. Efsane adamlardan bir tanesi. Oğlu da yarışçı oldu ama sürekli oğlunun yanında. Şöyle yap. Tabii. Böyle yap. Oğlum, şunu şöyle yap. Biraz gaz açsana. Bir süre sonra takım Leon'la, Leon Haslam'la anlaşma yaparken madde koyuyor. Baban garaja girmeyecek diye. Ve Ron Haslam'ı artık görmüyoruz yarışlarda. Mesela Graziano, Rossi'nin babası. O da onu sevmezdi. Gelmiyor yarışlara artık. Hoşlaşmıyordu ki zaten. Tamam, istemiyor abi yani kimse istemiyor. Yani çünkü bir takım mühendisin var senin, bir takım direktörün var, bir de her şeyi kaçan bir baba var. Tabii. Yani sen de amca sen öyle olmayabilir o tabii yani geçmişten gelen bin bir tane travma artı baba. Hayır o travmalar başka zaten hani biz Sanok'a yatırım yaptık mesela Mark Marquez'in babası Julia. Her an tırnaklarını yiyor. Evet. İnanılmaz çünkü hep büyük yatırımlar yaptı. Mesela Marquez'in annesini hiç görmeyiz. Çünkü kumar oynuyor. Arkada sürekli evet. Şey, vaziyeti, tütün muamele tüketiyor. Onun adını söylemiyoruz ya. Kötü. Sürekli arkada. Hiç kadın öyle çıkmıyor. O Marquez'in akıl gider başkan. Zaten oradan hiç kardeşten bir şey olamadı. Yani. Alex'ten bir gecik olmadı da. Şifa çıkmaz oradan. Altıncı getirdi galiba. ki o bile yani aslında çok büyük bir başarının için. Rodi de Chico Lorenzo ile beraber çalışıyor ve Chico Rodi'ye çok ciddi bir önem veriyor. Çünkü onun yetenekli olduğunu düşünüyor ve onu özel olarak çalıştırıyor. Hatta bana Mümtaz abi videolarını yolladı. O dar alanda 8 çalışmak diye bir hikaye var böyle. Hı hı. Ve onu böyle saatlerce yaptırıyor ve başında bekleyerek ve herkes aynı şekilde ilgilenmiyor. Yani Rodi ile özel, Rodi Park'la özel olarak uğraşıyor. Rodi'nin farklı yerlere gireceğini düşünüyor. Uf. Bir şey görüyor ki yapıyor.
Müthiş. Zaten bu adamla, şu abi hikaye şu aslında. 1980'lerin sonuna kadar İspanyol'dan çıkan dünya şampiyonu yok. 500 cc'de. Doğru. En büyük şampiyon. 99'da Alex Crivia şampiyon olunca, o da hasbelkader biraz böyle doğanında savaş. İtekaka. İtekaka. Azçakalı İtekaka. ve o sene İspanyol işi uyanıyor abi. Diyor ki herifler, ya biz yetenek avcısı bulalım. Kim? Emil Alzamora. Evet. Eski işte düşük sesi şampiyonu. Alberto Puig. Evet. Şu anda Asya Tarıkamı'nın başındaki adam. Rahmetli Ricardo Tormo. O Valencia pistinde ismi veren adam. Ve bu adamlar abi İspanya Federasyonu adına gidiyorlar kasabalarda şey arıyorlar. Yetenek arıyorlar. Şöyle o da. Nasıl bizde her köyün kasabanın bir futbol sahası vardı. Orada mini motopistleri var. Ve orada abi hafta sonu babalar oğullar orada yarıştırıyorlar. İşte antrenman yaptırıyorlar. Abi adam izliyor tribünde veyahut da bir yerde oturuyor. Bakıyor. Şunun anne babasını çağırın diyor. Geliyor. Kaç yaşında oğlum? 9 yaşında. Bunu kaça verirsin? Ha gibi. Biz bunu 125 cc İspanya şampiyonası yarıştıracağız. İşte federasyon yarısını karşılıyor. Yarısını siz bulabilir misiniz diyor. Adam evi ipotek ediyor. Arabasını falan satıyor. Evet. Ve oğlunu yarıştırmak için uğraşıyorlar. Pedroza'nın, özellikle İspanya'da bahsediyorum. Pedroza'nın, Lorenzo'nun, Bautista'nın, Barber'ın hep çocukluk fotoğrafları ve çocuk videoları var böyle. 6 yaşında. İşte mesela Pedroza'yı düşün, çocuk bir Noel ağacının altında bir motocross kıyafetle çıkıyor ve deliriyor sevinçten. Veya o şekilde, biraz zorlamayla ama onun içinde de var. Çünkü adamın kültüründe var bu. Evet. Ve İspanya Federasyonu o baskısıyla birlikte, yani o çalışmasıyla birlikte bir anda İspanya'da motosiklet gelişmeye başlıyor. Evet. Diğer ülke yarışçıları da İspanya'ya geliyorlar. Stoner mesela. Tabii. Stoner gelip mesela o SED dediğimiz işte İspanya şampiyonası ve oradan çok adam çıktı. Mesela ilişme noktası söyleyeyim size. Lorenzo ve Dovizioso ikisinin kariyerini hep aynı gidiyor. Peki Rodi nerede yarışıyor şu an? Rodi şu an Youth Cup'ta yarışıyor. Nerede bu Youth Cup? İspanya'da yapılıyor. İspanya'daki yarışlar, İspanya'daki pistlerde yapılıyor. Ve Chico Lorenzo'nun Yamaha ile anlaşmasıyla Yamaha ile yarışıyorlar. Peki bu nasıl gençlik... motorlar kullanılıyor? Ha, evet işte onu... Yani, onu şu anda ben tam hatırlamıyorum. Tamam. Ya, yanlış hatırlamıyorsam Arnavut olması lazım. Şimdi bir öyle bir durum var. Bir de bu çocuk galiba binlik süper stok mu biniyormuş? Binlik stok motorla mı yarışıyor? Antrenman yapıyordu. Binlik bir şey var falan dedi. Ben böyle lan bir dakika bu adam 16 yaşındaydı. Ne zaman binlik oldular? Oraya abi kadar toprak, geldiler toprak, mi? Toprak. Toprak yani da binlik değil. Bambaşka bir şey toprak. Tamam. Peki toprak ne yapıyor? Yarışı var mı? Bu hafta sonu toprağın yarışı var. Heh, şimdi evet. Bu hafta sonu heyecanlar bizim için bekliyoruz. Çok önemli bir hafta sonu. Evet. Çünkü bizim 3 pilotumuz neden 3? 3 pilotumuz piste çıkacaklar. Güzel. Süper Spor'da Kenan Sofuoğlu. Müthiş. İyileşti. İyileşti. Onu da konuşacağız yine. Onu da anlatacağız. Süper Stop 1000'de Toprak Razgatlıoğlu ve Süper Spor 300'de Harun Çabuk. Şimdi Süper Spor 300 yeni bir sınıf. Evet. Bildiğiniz gibi artık dünya üzerinde 600 cc'ler yavaş yavaş böyle etkisini kaybediyor falan filan ve Dorna özellikle daha küçük cc'lerdeki yarışlara başladılar ve özellikle önümüzdeki planlar şu: Endonezya, Tayvan, Tayland, Filipinler, Asya tarafında çünkü çok ciddi bir 250 cc 6 sınıf var. Yani bir çok ciddi bir pazar var abi, orada. Tabii. Milyonlarca motor yani, var. Tabii. Felaket. Yani hatta Ducati bile Vietnam'da yılda istiyor. 2 milyon evet, 750 bin motor satılıyormuş Vietnam'da. Vay. Yılda. Ya. Vay. Bir de Vietnam'ın bir huyu var. Vietnamlılar az benzin yakıyor diyor. Kablara hastalar. Ve onun yarışları var mesela. Tabii. Acayip caddeyi kapatıp Vietnam'ın şeyinde, kültüründe savaş sırasında, Vietnam Savaşı sırasında benzini bitmiyor diye kaba biniyorlarmış. Ve o öyle bir isim olmuş ki motosiklete Honda demeye başlamış. Yani mesela jilet gibi. Ha böyle mesela Yamaha alsan da ne Honda aldım? Yamaha Honda aldım falan. Yamaha motor aldım değil yani. Tamam mı? Şey ağız alışkanlığı ve sen şu arabayı sağın, sen şu arabayı sağından solla. gibi. Yani sağından solla. Aynen öyle olmuş. O işte böyle hani hepsi Honda. Çünkü Honda'ya binersen hayatta kalıyormuşsun. Çünkü benzini bitmediği için kaçabiliyorsun köyünden Amerikalılar bombalarken. Napalm yapıyor zaman. Cub'ın özelliği o. İki zamanlı satmış Yamaha o dönem. Onun benzini çabuk bitiyor. Buna kalıyorlar. Ölüm kalım meselesi olduğu için Cub'lar Vietnam'da çok satmış. Ve bugün Vietnam sadece kendi ülkesinde 2 milyon 750 bin motor satıyor. Ya. Zaten
Orada kaç böyle, nüfus var orada bize onu bilmek abi lazım. Abi böyle hani biz zaten buraya motosiklet fabrikası kuralım falan diyor. Her gelen zaten biz de kuralım hemen şuraya kuralım falan diyor. Endonezya'da ya, Yamaha'nın fabrikası mesela Rossi'nin ve Vigales'in üzerinde Semakindi Depan yazar. Hani onun şeyi neydi? Hani sürekli ileriye. Evet. O mesela Yamaha Endonezya'nın bir sloganı aslında o. Evet. Yani ve Yamaha'nın mesela pilotları kendi evlerinde veya testlerinden çok o tarafta zaman geçiriyor. Çünkü oradaki aktiviteler, oradaki şeyler, imza günleri, işte yeni motor evet, lansmanları tabii, tabii. Falan filan. Bu arada Rodi'de Yamaha R3 ile yarışıyor. R3 ile mi yarışıyormuş? R6 değilmiş, R3 ile yarışıyormuş. Yok, Erhan'dan geldi hemen çok uyarımız. Iyi. R3, yani bildiğimiz R25'in 300'lük olanının evet. Yarış versiyonu muhakkık tabii müthiş bir yani amortisör boyu, var. Çocuğun boyu ne kadar? Dev, uzun. Kocaman. Tabii. Toprak, toprağıyla 42 toprak tabii ondan canım. Büyük tabii. Tabii. Rodi böyle. Ve şey böyle abi ama şimdi motocross yarışı adamın yani doğru ama. Yani şey gibi değil yani pist gibi değil. Motocross daha böyle bir ona böyle alttan böyle oradan oraya vurman lazım motoru ki. MotoGP'de en uzun Loris Pass. Loris Pass 1.90. Rossi 1.82 olması lazım. 1.81 falan evet. 1.81. Yani mesela şey derler. Hep ufak tefek. Ufaklık da çok iyi değil mesela. Çok ufak olmak değil. Evet. Yani çok, ufaklık şöyle iyi değil. Mesela Pedroza için şunu söylerler. Pedroza eğer 3 santim daha uzun, bir 3-5 kilo daha geniş yani kilo olsaydı tutunamaz bir adam olacaktı. Onun yerine sipsi kaldı. Nerede bir bodur orada Allah'ın belası odur diye de bir laf var ama. Ama Pedroza'nın konusunda da çok şey var söylenecek Pedroza ile ilgili. Jorge Lorenzo gibi. Neyse. Yok Pedroza'ya laf ettirmem. Niye laf ettirmem? Çünkü Pedroza'nın 2015'teki duruşu çok sağlamdı. O son yıl hatırlar mısın? Doğru. Doğru. Yani tabii de hani biraz tavşan boklu. Neyse şimdi şeye gelmek istiyorum buradan. Bu arada Rodi. Rodi Pak Motomax sponsorluğunda yarışıyor. Evet. Bravo. Aynı zamanda. Bizim sponsorumuz aynı zamanda Rodi Pak'ın da sponsoru bak. Bu da önemli. Bu arada Mümtaz Bey'e Rodi'nin babasına bir sözümüz vardı bizim geçen aylarda gidip çekecektik. Bir türlü bir antrenmanını çekemedik Rodi Bey kardeşimizin ama yapacağız. Sözümüz söz. Uşağa gideceğiz. Evet. Devam. İkizler var başkan. Evet. İkizler ne olacak? Can ve Deniz. Ha şimdi bu hafta sonu yine yağmur onları da etkiledi. Cumartesi günü yapılacak olan yarış iptal edildi ve pazartesi yarışa düştü. Abi Deniz çok sevimli. İkisi de çok sevimli ama Deniz'in böyle bir hani o tulumun, kask, işte eldivenler içinde bütün çocuğun duygunu anlayabiliyorsun. Yani o böyle startta biliyorsun motosiklet evet. Yani çalıştıramadı bir şey, yani yürüyemedi. Ve galiba sonundan başladı. Ve en sonundan başlamak zorunda ama böyle kafasına vuruyor, müthiş, üzülüyor. Çok evet. Çok sevimli ve geçen sene onun bir fotoğrafı da var aslında. Can'ın fotoğrafı var, Rossi onu tebrik ederken. Evet. Ki bu sene aslında Sarıyolu salonu gösterebilir miyiz o fotoğrafı? Deniz'in bütün MotoGP'nin o geleneksel fotoğrafı vardı Katar'da. Hı hı. Onun önüne geçip pist ortasında önüne geçip selfie çekti. Arkada dünyanın o siler dünyaya selfie çekti. Neş bir fotoğraf. Onu da aslında biraz böyle sempatik gözüksün diye itelediler oraya. Çünkü kendisi onu öyle bir şey yapamaz. Hı hı. Tek öyle başına. Mi? Tabii tabii. Yani ben fırlama biraz, orada gidip değil. Yok değil. Hatta elinde biraz telefonu hadi sen şunu yap falan diye ortaya attılar. Şey gibi Şakir Şankalar gibi Dakar'da canlı yayına böyle Langırt'ta itilmesi gibi. Hadi bakalım anlat şimdi diye. Hayır şöyle oluyor. Ali Atiyah konuşuyor ve etap sonu canlı yayını Dakar'da bitirmiş. İşte Ali Atiyah konuşuyor. Bir anda kadraja Şakir girdi. Rahmetli Kemal abinin bir arkadaşı var Ozan. Ozan duruyor böyle bakıyor canlı yayın. Lan diyor fırsat bu fırsat diyor. Şakir itiyor. Ve Şakir de bir anda giriyor. Arkadan bak Müslüman burada diye. Ve Ali Atiyah hiç bozmuyor. Fotoğraf çektiriyorlar beraber. Bir anda ikisi tip aynı zaten. Fotoğraf çektiriyorlar beraber ve devam ediyor röportajı. Ve ben bir anlatırken işte bugün etap sonunda şöyle aa Şakir diye kaldım. Hakikaten Şakir girdi kadın. Lan Şakir ne yapıyorsun orada diye. Bak gibi. Şakir şakalancı da. Şakir çok selamlar. Dünya sempati ve arkadaşım dostumdur. Hani buna benzer şeyler şirin gözüküyor. İnsan bunu seviyorlar aslında. Evet. Ve Asya Talent Cup şu anda çok önemli. Çünkü? Çünkü birçok genç yetenek burada yarışıyor. Ve başında kim var biliyor musun? Az önce bahsettiğim Alberto Puig var. Alberto Puig, Dani Pedrosa gibi birçok İspanyol bulan adam. Eski yarışçı. Ve bir uzun bir sürede Pedrosa'nın mentoruydu. Yanında duruyordu. Hocası. Hani ulan şununla çok fazla samimi olma, işte şuna borç verme alamazsın falan gibi öyle bir adam. Bunun ve el şakalarına bir dikkat anda, et falan. Bir anda şöyle Marquez gelince ciddi bir ego savaşı yaşanmaya başlıyor. Çünkü Marquez'in yanında da Emilio Azamora var. Evet. O da
yetenek avcısı. O da Marquez oğlan. Bu da bizim oğlan. Göreceksiniz ha. Falan. Ve bir anda Marquez ön plana çıkmaya başlayınca Alberto Puig'i uzaklaştırdılar. Repsol Honda garajından. Çok büyük olay oldu ve çok hatta Nicky Hayden'la yarıştığı zamanlarda Nicky Hayden'a bir sürü laf atıyordu. Sürekli onun sinirini bozmaya çalışıyor. İşte bizim ayarlarımızı çalıyor. Doğru. İşte bizim şeyimizi yapıyor falan filan diye. Hı-hı. Ondan sonra Alberto Puig'i Dorna gel sen bizim hadi bu yetenek kupasının başına geç. Bu genç adamları sen keşfet, onları eğit. Ki daha önce burada yarışın hitabesinde program yaptık Handan'la beraber. Handan'a çok sevgilerimiz olduğunu burada. Dorna'dan. Handan Hanım'a da ayrıca selamlar. Handan Carrera. Handan Kılıç Carrera. Yanlış hatırlamıyorsam. Var mı bu sene peki hiç MotoGP'ye gidiş? Bu sene, geçen sene yoktu. Gidemem ki abi. Nasıl gidiyorum? Oradan anlat. Yok. O çok sana büyük bir boot para. Vermiyorlar. Vermiyorlar. Çok çünkü... büyük para o. O büyük para ya. Yani dükkanı kime bırakacağım gidersem? Abi... Oraya uçaktan indin, şeyi taktın takkeyi, boot'a girdin, antrenman, işte ısınmalar, hepsi muhteşem. Cuma, cumartesi, pazara anlattın, pazar akşam bindin uçağa döndün. Muhteşem. Olmuyor mu öyle? O link çekilmesi, orada boot kiralanması, o aletlerin oraya kurulması, yani attığın taş ürkütlü kurbağa Türkiye değmiyor. Ya yani inşallah yeni kanalımızda belki öyle bir şans olur. Belki öyle dinleyeceğiz. Belki bir sponsor der ki mesela. Ha. Ya Yiğit'im biz bunu üstleniyoruz. Heh. Atıyorum bizim sponsor olduğumuz bir yarış var. Fransa'da. Ya da Çek Cumhuriyeti'nde. Veya Çek Cumhuriyeti'nde. Bruno. Ya biz bunu karşılığını gel yerinde anlat. Hı hı. Hem de gelmiş ki oraya işte sana bir tane kamera var. Röportajını yap. Bu yerde yayınlarsın falan. Hı. Falan. Mesela. Ama işte bunun olması lazım. Bunun olması için de. Onun için içmeleri lazım. Önce içilsin de biraz Monster sun biraz ortalığa. Biraz Monster içerseniz bak gidip oradan yayın yapacak. Ha, bu arada bir dakika hemen bir şey söylemek istiyorum. Mümtaz abi. Mümtaz Pak. Rodin'in babası demiş ki İspanya Arüç Yamaha 300cc ve tabii ki Alpe Adria'da da Stock 1000'le yarışacak. Onu diyorum abi Alpe işte. 1000'le yarışacak. Biliyorum çünkü adam uçacak böyle ulan 1000 mi falan dedik. Alpe Adria. Alpe Adria'dır. İtalya şampiyonası oluyor yanlış bilmiyorsam. Doğru mu? Aslında bir anlamda bir İtalya artı Balkan şampiyonası gibi. Hmm. Yani Balkan'ın doğusu. Evet. Müthiş. Batısı özür dilerim. Müthiş. Peki ikizlerin durumu böyle. Ha, onu konuşuyorduk. Daha onu bitirmedik. Deniz gridde motorunu çalıştıramadı. Hatta bir tanesi çok yakın geçti. Ayağına çarpıyordu. Ayağına çarptı. Güzel. 2007 Philip Island'da birisi botunu böyle patladı. Ayağından botu fırladı evet. Gitti. Hatırlar mısın? Evet, bilmiyorum. Gridde. Ya tozlandı yani beyaz bir evet. Honda pilotuydu. Ve çocuk sondan start aldı. Çünkü o warm-up turunda güven yerini alamadığı için, çünkü o warm-up turu şu demektir, grid yerleşti, herkes kendi sıralamasında gidip yerini alıp yarışacak. Alamadığı için sondan başladı ama abi herif ilk tur içinde 15 kişiyi geçti. Evet, inanılmaz bir şey yani inanılmaz ve Katar teknik bir pist. Evet, uzun bir düzlük var, 1 kilometre uzunluğunda ve orada slipstream çok güzel kullanabiliyorsun. Slipstream, yani hava aspirasyon. Hava önde boşluğu. Gidenin rüzgar tüneline giriyorsun. Mesela motorunuz aynı güçte, bunun arkasına pustun baba, beraber gidiyorsun. Eğer fırsatın varsa, sen daha az güç kullandığın için, o çünkü rüzgar direnciyle uğraşıyor, sen uğraşmıyorsun baba. Onun tam böyle dötünde giderken, baktın bir fırsat, bunu bir açtın abi, aspi çekmek. Aspirasyonundan faydalanmak ya da İngilizcesi slipstream'den faydalanmak dediği şey bu. Evet abi. Hemen tekrar bir not daha gelmiş Mümtaz abiden. Orta Avrupa, evet işte dediğim gibi Polonya, Slovakya, İtalya bir şey Çek Cumhuriyeti'nde ki önemli de bir seri bu. Ve Deniz bayağı bir yükseldi. Hatta bir ara Deniz 1, Can 2 gidiyorlardı. Evet. Ki bunu yapabilen sondan başlayıp yarış liderliği yükselen bir adam Marquez. O da mesela 2012 Valencia son yarışta sıralama turlarında birisiyle takıştığı için ona sondan start verdiler. Yağmurluydu hava. 36 yani MotoGP gridi de böyle şey gibi hani bizi eski ilkokul günleri gibi böyle bir sırada 3 kişi oturuyorduk hani o zamanlar. 4 bazen 4. Yok ben büyük olduğum için 2 kişi oturabiliyordum ve oradan yarış kazandı o sene. Aynısını yaptı fakat son turda böyle bir şeyler oldu orada böyle. Evet. Çok da böyle yani dile getirmek istemiyorum. Yani bir ufak hata oldu da kendi aralarında. Bir ufak konsantrasyon bozukluğu değil ve bir dördüncü, bir beşinci oldu yanlış hatırlamıyorsam. Podium kaçırdılar. Ama şu önemli, burada çocuk ne yapabileceğini gösterdi. Gücünü gösterdi. Ne kadar akıllı olduğunu gösterdi. Yani
Şimdi bu çok önemli. Bu arada bu ikinci yarış değil mi? Tabii Tayland'dan sonra ikinci randevu diyelim. Çünkü Tayland iki yarış vardı. İkinci ayak. Tamam, ikinci ve ayak. Tayland ikisi de kazandı. O da çok Tayland özellikle Malezya ya. Özellikle ya kafa iyice gidiyor artık bu saatte. Malezya Sepang'daydı yarış. Peki biraz yoruldunuz. Yo, hemen bir ara verelim. Şimdi arkadaşlar malum Held'in bir tane kıyafet videoları serisi var. Biz bu videoları böyle araklayıp yayınlıyoruz ama inşallah başımız belaya girmez. Bir tane Esmin XR'la çekilmiş bir seyahat kıyafet serisiyle ilgili güzel bir video yapmışlar. Biz de bir paylaşalım dedik. Hazır mı abi? Buyurun. Altınlı Gece devam ediyor. Orada bir rezillik oldu. Arkadaşlar beceremiyorsanız çıkmayın. Yani madem beceremiyorsunuz birbirinize gireceksiniz. Gerek yok böyle şey. Orada elektronik aletler var. Bunlar olmaz yani. Ben şimdi yayın kapanınca benim çirkin yüzümü görecekler onlar. Evet. O yüzden yapmayın bunu. Çok rica ediyorum. Biz de susuz kaldık bu sayede. Hemen araya gireyim ben daha otomu ısıtmak için. Metehan evet. Yılmaz'ın çok selamları var. Metehan Yılmaz'a da bu arada... Çok geçmiş olsun diyoruz. Metehan Yılmaz için bir kampanya düzenleyeceğiz. Bu konuda da Metehan hocamıza şunu söylememiz lazım. Hem Metehan hocamıza hem de yengemize hem de bebişlere yanınızdayız. Tanıdığımız en sempatik motosiklet eğitmenlerinden Metehan Yılmaz'ı da çok severiz. Yamaha Riding Akademi'nin eğitmenidir kendisi. Küçük kızıyla ilgili bir rahatsızlık durumu var. Bu konuyla ilgili elimizden geleni de yapacağız. Bütün motosiklet camiasında bildiğimiz tanıdığımız. Ben çok camia falan bilmem. Çevrem benim çok yok. Az var. Ama sizlerin de yardımlarıyla elbette iyi günler gelecek diye ümit ediyoruz. Metehan hocamıza ve yengemize çok çok geçmiş olsun diyoruz. Evet. Peki. Devam. Metehan Yılmaz'ı çok severiz. Malum. Çok iyi. Çok özel bir insandır benim için de öyle. Çok iyi adamdır. Bizim için de öyle. Hem o hem yenge ikisi de pırlanta gibi insanlardır. Evet, şimdi gelelim diğer konuya. İkizler dedik. Ve yarışın sonunda biri dördüncü, biri beşinci oldu. Ama şu nokta çok önemli. Müthiş değil mi? Çok önemli. Çünkü motorlar eşit. Herkes, şey eşit. Herkes aynı motora biniyor. Ve hatta motosiklet... Var, evet, daha tecrübeliler. Daha önce bu seride yarışmış olanlar var. Ve... Evet. Çok teşekkür ederiz. Hı-hı. Çok sağ olun. Hı-hı. Ve hatta motorların brandingleri de aynı. Sadece kasklardaki tasarımlar farklı. Yani baktığın zaman brandingleri üstündeki logolar aynı. Her şey. Marka her şey aynı. Numaralar işte farklı. Evet. Bir tek numara da sürücünün kaskları farklı. Herkes kendi tasarımını kullanıyor. Hı-hı. Şunu gösterdi. Böyle bir zor anda bile konsantrasyonu yitirmeden, düşmeden, hata yapmadan, başkasına çarpmadan işte taktiğini iyi kullanarak hı-hı. ve taktiğini iyi uygulayarak ve şöyle söyleyeyim çocuğun o griddeki o anda bir anda update etti kendisini o. Çok kısa yarış da değil. Hakiki evet yani 14 turda yarış. En az. Ve orada şu plan şu. 6. başlıyorum. Bir anda sonuncular düştü. Ve orada kendi kendisine çok kızıyor aslında. Çok. Böyle kafasına yani. Vurdu. Şey yaptı falan ama bir anda şunu hatırladı. Ben bir yarışçıyım. Her türlü şartta ben yarışmalıyım. Bu yeni senaryo. Buna uyarlamam lazım dedi ve
açtı gözü yürüdü. Helal. Yani müthiş. Hem hayal kırıklığı ve hata da yapmadı. Yaptı. Hata yapmadı. Ama hırsına da kurban olmadı. Evet. Müthiş. Yani orada atıyorum ilk viraja sonuncu başlayıp beşinciye düşseydi bir ders olacaktı. Ama şunu gösterdi bize. Akıllı gidebiliyorum. Tabii. Ki toprağın geçen seneki evet. Var ya benim kalbim ağzından çıkacaktı. Yani bir hesap yaptım. Tüylerin diken diken olur. Ben mahvoldum orada. Evet. Bak abi ben çok bir hesap acayip. Yaptım. Geçen sene o yarıştan sonra düşünürsen o yarışı. İşte anlattığım yarışlar abi. Binden fazla yarış anlatmışım ben. Motosiklet yarışı sadece. Otomobili saymıyorum. Müthiş. Çok böyle Kenan'ın şampiyonluk yarışları özel onlar ama nadir böyle benim son 400 bitsin artık şu yarış yani bitsin hani bitsin Allah kahretsin şu yarışı bitsin dediğim bir yarıştı o. Çünkü ve 17. kalktı. Niye? Cumartesi gününe kadar Herez'le ilgili bir problem var önde çözemiyorlar. Cumartesi sıralama turu yapılıyor 17. zaman çok parlak değil. Pazar sabahı warm up'tan önce bir ayağı deniyorlar ve tutuyor. Ve warm up'a bir çıkıyor o dereceyi sıralama turlarında yapsa ilk 5'te falan olacak ve daha iyi savaşacak. Ve sabah biz toprakta konuştuk. Abi bugün motor çok iyi. Atak yapacağım dedi. Allah. Taktik baktık yok. Fırat. Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Evet ha. Abi. Ve bir anda ben beklediğim şey aslında oldu. Toprak 17, 15, 14, 11. Gidiyor. Gidiyor ve üçüncüye yükseldi. Ama arkadaki adamlar da boş adamlar değil. Tabii. Ve şunu da biliyoruz lastiklerini rahatsız disk aldı. Biraz lastikleri yedi. 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 Orada böyle çatal bıçak lastiklerini. Gelemezsin çünkü orada. Ve kendisi güvenine geldi. Abanabiliyordu artık motora. Ve son dört tur o üçüncülü kura. Şimdi ilk iki zaten gitti. Onlar da şey yok. Yakalaması mümkün değil. Normal şartlar. Yani. Ama o son dört tur, üç dört tur öyle bir savunma yaptı ki. O kadar akıllı bir savunma yaptı ki. Ben tamam şimdi biliyorsun toprağın orada tutunabileceğini ama diyorsun ki ya hayır hayır geçilmesin çünkü o podyum çok değerli onun için. Evet. Geçen sene toprak şampiyon olamadı. Evet. Geçen sene toprak şunu bize gösterdi. Bir sene önce 600 cc'de yarışırken çok iyi, çok rahattı. Çünkü Havazar ki 600 cc stokta çok iyi. Rakiplerinden çok üstün toprak ve o İtalya hatırlar mısın Imola yarışında böyle bir İtalyan'da bir mücadele veriyor ki onun mesela geçen gün video paylaşımı yerinden geldi. 2 milyon 700 bin kişi onu seyretmiş. Evet. Çok acayip kavga ve var orada. İnsanların çoğu vay süper bak nefis. Hayır abi onu anlatamıyoruz. Süper Sok 600 bu. Doğru. Siz bunu görmüyorsunuz çünkü yayınlanmıyor bu. Evet. Her zaman. Toprak geçen sene bize şunu gösterdi. Bir pilot ki genç ki ateşli kazanmayı istiyor. Zor şartlarda altında en iyi ekipman, en iyi makine olmadan bile bununla savaşabilecek. Aslında toprak içerisinde kaybetmeyi öğrendi. Bu da çok büyük bir çok meziyet. Evet. Yani geçen sezonu ben kayıp olarak görmüyorum toprak açısından. Belki toprak evet bir şampiyon olsaydı çok mutlu olacaktık biz. Ama çok yeni daha yani. Stok 1000 bambaşka bir şey. Yani stok 1000 şey. Hani 600 evet ama stok 1000 de zaten o bulutların üzerine çıkmaya başlıyor. Yani güneşi görmeye başlıyorsun orada sen. Tabii. Yani orada daha dünyanın üzerindesin ama güneşi görmeye başlıyorsun orada. Çok başarılı yani ne şampiyonluğu daha dur. Ve bindeki yani. O sezonun ilk yarısındaki o zaten Avustralya'da biliyorsun Superbike'a katılacaktı. Şanssızlık oldu ayağını kırdı. Hani bir şeyler hep kötü gitti ama o kötü giden durumda bile batmadı ve çıkmayı başardık. Son iki yarışta podyum var. Evet. Yani bu çok önemli bir şey tabii bence. Tabii. Bence bir şampiyonluktan daha değerli geçen sene toprağın aldığı ders. Evet. Evet, yarış işleri hakikaten böyle çok acayip. Bu arada yeni sezon herkes için sezon. Bu sezon işine çok uyuzum ben ya bu sezon lafına biliyorsunuz belki. Çünkü hani bence motosiklet hep 4 mevsim binmemiz gereken bir şey. Sizler de öyle yapıyorsunuz. Evet, zaten. Ben bir de kadı binmiyorum. Ya, o da yani ismi düşürdüğüm için. Ulaşım şeklimiz sonuçta en nihayetinde. Var mı yeni motor almayı düşünen içinizde? Yok. Yani tabii hep isteriz ama yok. Bu sene biraz şimdi bir şey, ben bir, bununla ilgili bir anekdotum var. Bir hatıra var onu atmak istiyorum. Geçen seneki fuarda dolaşırken bir tane çocuk geldi. Abi fotoğraf çektirebilir misin? Tabii dedim. Abi de senin motorun ne dedi? X-Max dedim. Ya o değil abi dedi. Büyük motorun ne dedi? Esas motorun ne? Ya dedim X-Max hani yok dedi senin büyük motorun ne dedi? Yani vallahi dedim hani BMW alacağım dedim param olunca dedim. Çünkü böyle nasıl paran yok dedi senin.
Sen trilyor der değil tabii, miydin tabii. Ya? Nasıl dedi senin falan yoktu diye. Çünkü üzüldü gitti böyle. Demedim. Hay Allah falan. Kumarda yedim deseydin de bari bir yani şey işte, yarasaydı. Kadınlarla yiyorum falan böyle. Böyle böyle saçıyorum falan. O da güzelmiş. Yok, o yüzden param olursa ben de motor alacağım amca. Benim motorum yok mu amca? Olur öyle. O da olur. Bir zamanlar vardı bir BMW ama GS'in. Seni nefret, evet. Seni nefret ettiğim. Evet. En hoşlaşmadığım GS. Neyse. Şimdi yeni sezon, yeni motosiklet işleri. Herkes yeni motor vesaire düşünüyor. Bir de şöyle bir durum var. Bize en çok gelen sorulardan bir çeşidi de şu. Yeni başlayacağım. Kıyafet alacağım. Ne yapayım? Ne alayım? Ne kask alayım? Ne mont alayım? Ne eldiven alayım? Ne bot alayım? Bütün bunları tabii ki biz kıyafet konusunda malum Motomax'la çalışıyoruz. Şöyle bir şey var. 2450 liralık alışveriş yapınca Motomax'tan 600 lira değerinde bir eğitim veriliyor Motto Akademi'den hediye olarak. Dolayısıyla eğer siz böyle hani motosiklete başlamayı düşünüyorsanız kıyafetinizi Motomax'tan aldığınızda eğitimi de seviyenize göre Motto Akademi hediye ediyor. O da oradan bak beleşi geliyor böyle. Böyle bir şey var. Bir de çekiliş falan var diye bana buraya bir tane mesaj gelmiş. Motto Akademi ile Motomax'ın yaptığı bu çalışmanın Türkiye'de eşi benzeri daha önce görülmemişti diye de bir not var. Biliyorum ben hiç duymadım. Herhangi bir firma, kıyafet firmasının bir okulla beraber çalıştığını hakikaten bu tek sanırım. Senin çok var mı bu sene CSS'ye ilgili çalışma yapma ihtimali? Yok herhalde. CSS yani, eğitmeni ya. Evet ama 2 yıldır, ne 3 yıldır katılamıyorum. Sağlık sebepleriyle. Ne olacak peki bu sene? İşte iyileşmeye çalışıyoruz. Mayıs'ta mı geliyormuş? Bilmiyorum açıkçası. Takvimini evet. Çünkü ben onun bir baktıydım. Unuttum ama şu an. Galiba CSS'nin takvimi Türkiye'de bir ilkbahar bir sonbahar. Genelde öyle yapmış. Diye düşünülüyor. Tabii. Eğer bir aksilik olmazsa yazın ve... Yazın İngiltere'de çok yoğunlar. Evet. Ama yazın İngiltere'de de yağmur var. Yani. Canım tabii var ama onlar... ne zaman yok ki İngiltere'de? Evet bu arada hani şimdi sen bana bozulacaksın biraz ama ben I Love Man'e gidiyorum. Turist trofi yarışlarına. Motorla gidiyorum. O benim hayalimdi 2012'de. İstanbul'dan motorla gidiyorum. Hadi bakalım. Ondan sonra bunu da videoya çekiyorum. Monster Enerji'nin sponsorluğunda. Süper. Monster, yani. Senin sunuculuk parasını ben yedim Yiğit Hoca. Haberin olsun. Başka onu biz abi. Yedik ya. Hüseyin'i gördünüz mü? Yedik onu biz. İstanbul'dan Mayıs'ın sonunda yola çıkıyoruz. Çok iyi. 29 Mayıs'ta zaten şeye başlıyor, hikaye başlıyor. Yani 28 Mayıs'ta oradayım. O da başlıyor. Ondan sonra oraya varıyorum. 29 Mayıs'ta da antrenmanlar, bir şeyler zaten ortasında düşüyoruz tam onların. Sonra da Haziran'ın o meşhur pazar günü, meşhur pazar sürüşü evet. Vardır. Mad Sunday Ride. Orada ben de o 80 bin motorcunun arasında katılacağım. Ondan sonra da akabinde bu motor sürüşünün ardından da yarış başlıyor. Biz de yarışı çekeceğiz. Evet. Sabahları, akşamları sonra da yarışın olduğu pistte gezeceğiz. Yani bir organizasyonun da bir evet. İçindeki... Çünkü I Love Man Turist Trophy yarışlarının ana sponsoru Monster Energy. Şahane.miş meğersem. Onlar da evet o işte. Çok seviyorum. Bol bol içiyorum. Herkes içsin. Rahat etsin. Biz de gidiyoruz işte o sayede. Senin sayende biz de yakından göreceğiz. Evet çünkü ben de gidip anlatacağım orada. Böyle oldu şöyle oldu diye. Aa, param da var. Ben de gideyim. Ha, yer yok. Bu tarihte hani gideyim maalesef. Dersen. Zaten çok, şöyle çok zor. Bir sene önceden gidenler aynen. Bir sene önceden booking yaptırıyorlar tabii, otelleri tabii, yani yerleri ayatıyorlar. Evet. Ve orada hani her o çok popüler yerler seneler kapılıyor. Ve her pistin bir adı vardı mesela. Bir viraj ismi vardı mesela. Lesmo 1, Lesmo 2, işte Glen Helen. Arabiyata falan. İşte. Windy Corner. Windy Corner. Evet. Falan. O böyle Balaf Köprüsü. Mesela bulabilirsen şeyi bul. Karşı'nın evini bul. Şimdi bununla ilgili benim 2003 yılında çektiğim, I Love Man'e gittiğimde çektiğim fotoğraflar var. Bunlar ama DI'ydı. Biz bunları tarattırdık. Bir arkadaşımız sağ olsun taradı bunları. Yavaş yavaş onları da paylaşmaya başlayacağız o fotoğrafları. O zamanlar çektiğim kel kör işte filmli makineyle ne çekebiliyorsak falan. Onlardan birkaç tane diyalı falan. Onları paylaşacağız. Sonra yavaş yavaş I Love Man havasına gireceğiz. 21 Mayıs'ta İstanbul'dan çıkıyoruz. 28 Mayıs'ta ya da 22 Mayıs'ta yola çıkıyoruz. 28 Mayıs'ta oradayız. Ondan sonra da yarışları çekeceğiz. John McGuinness'le röportaj, Dunlop'la röportaj, becerebilirsek Guy Martin'le bir röportaj. Niye becerebilirsek? Çünkü Guy Martin bir anda adam şey oldu böyle. Rossi'yle falan arkadaş. Adam bayağı ünlü oldu herif yani. Evet,
Bir de televizyon programı. O da benim gibi ne dediği anlaşılmıyor Gay Martin'in. Yani ama o İngilizce... galli olduğu için. Tabii, sen tabii. Gallerden değilsin. Ya ben böyle bir avantaj yok. Bakırköy'den. Yani eski Bakırköy. O gallerden o hani Welsh olunca öyle olur o. Neyse bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bir şeyler kotarmaya çalışacağız. Ki Gay Martin'in biliyorsun bir özelliği hiç kazanamadı. Evet tamam ona rağmen o kadar popüler oldu. O kadar popüler oldu yani. Başarı. Akabinde şöyle bir planımız var. Şimdi bu bütün bunlar aslında Peru'yla başladı. Peru videosunu biz birazcık ben böyle bir kurcaladım. Herhalde bir 60-70 dakikalık bir belgesel gibi bir şey oluyor şu anda. Onu yapıyoruz. Çok güzel. O yüzden de pek bir video çıkartamıyoruz. Ben böyle not alıyorum sürekli. Bunu buraya koyalım mı? Ha, onu oraya koyarsak öyle olur. Ama onun görüntüsü için oraya mumya koyalım falan. Bir sürü garip garip şey çektim. Böyle hani çöl ortasında mumya. Bilmem ne bir şey. Sel almış kamyon. Böyle acılı tatlılı işte fare yerken falan. Şu fare yedim. Ilgili... Fareyi yedim abi. Evet. Ben onu soracaktım da. Yine yapıyor tamam. Evet. Yine yapıyor. Biri demiş ki ya gittin oraya işte çölün içtin. Ortasında hani üşümedim etmedim donmadım diyorsun. Ama halbuki sonra diyorsun 30 bilmem kaç derece. O 40... yükseklikte hani sabah kaç dereceydi? Şimdi şöyle nasıl oluyor? Şöyle oldu. Kısaca anlatalım. Yani dilim döndü. Nazca denilen yer çöl. Evet. 40 küsür dereceydi. Nazca'dan Puquio'ya gittim. Dağ çıktım. Evet. 30. kilometrede ısı 10 dereceye düştü. Ant dağlarına çıktığımda 2 dereceye düştü. Ya. Şimdi bu sefer daha kalın içinde. Hop tabii tabii hemen bulup giyindik. Ondan sonra devam ettim. Tamam. Kışlık eldiveni unutmak büyük. Tufa. O böyle 1050 KTM'nin radyatör aralığına elimi sokarak biraz ısınmaya çalışmak. Sonra bir yerde durdum çünkü motor da böyle 4400 metreye çıktım. Orada böyle falan yapıyorum. Gözüm kararıyor falan. Orada durdum böyle yağmurluğun altını giyeyim bari dedim. Heldim. Onu çekelerken karşıdan bir motor geldi. Böyle çok şişman ve yaşlı bir amca. Eski bir Suzuki DR650 üzerinde böyle falan. Böyle iyi misin falan diyor bana İngilizce. Yanına gittim. Böyle vizörü açtı. Çok yaşlı bir Amerikalı amca İngilizcesinden anlaşıldığı kadarıyla. Soğuktan gözünden yaş gelmiş. Donmuş. Burada buz var adamın. Dedi ki bu daha kaç kilometre böyle. Böyle geldik ya. O tarafta ne zaman ısınıyor dedi. Dedim bir 40 kilometre sonra falan. Ha iyi dedi. Bu tarafa nasıl dedim. En az 50 var dedi. Oh falan deyip devam ettim ben. Hadi eyvallah falan. Şöyle bir şey. O devam ederken işte lamalar kaçışıyor. Bir şeyler oluyor. İşte iniyorsun çıkıyorsun. Buzunun ortasında gidiyorsun. Böyle duruyorum buzunun ortasında. Böyle bir dağın tepesindeyim ve hiçbir şey yok. Kilo göz alabildiğine bir şey yok yani. Boş böyle. Bir tek sen. Böyle ha. İyiymiş ya bu da güzel yani falan. Kendi kendime konuşurken bir yerden sonra kendi kendimle konuşmaktan ve kendimden sıkıldım. Ve sustum ondan sonra. Böyle motorun fazla gazını açamıyorum. Çok açınca oksijen yetmediği için ateşleyemiyor. Yapıyor makine böyle. Böyle az gaz açarak gidiyorum falan. O kısımlar enteresandı. Sonra Puquio'yu vesaireyi atlattıktan sonra Ant Dağları'ndan tekrar inilip Cusco denilen İnka medeniyetinin başkentine varılıyor ama bu dediğim rota 660 kilometre. Yani ve o rotanın çoğu böyle fi falan. İlk zaten planlayamamışım giderken yolda Puquio denilen yerde kalmak zorunda kaldım ki orası berbattı yani. Videosu var. Güzel. İğrenç ve korkunç bir yerdir. Bilmiyorum. Göreceğiz inşallah. Anlatacağım. Daha tamam. Fazla spoil etmeyeyim. Yani tamam. Ecnebilerin tabiriyle spoiler vermek. Daha spoil etmeyelim. Enteresan bir seyahatti. Neyse onu yapınca dedi ki ulan bunun devamı da gider. Gidelim o zaman da bir de pistte yarışa bakalım. Hani ne var? I Love Man'e gidelim gidilebiliyorsa. Gidelim mi? Gidelim. Hadi kim yapar? Monster Enerji. İşte konuştuk sağ olsunlar. Kerem Gençay olsun. Can Bey olsun. Çok yardımcı oldu. Ayrıca Alex Petru da bayağı bir şeyler yaptı. Oluyor yani. Gidiyoruz. Çok iyi. I Love Man'e. Turist Trophy yarışlarına. Bu arada videolarda tabii ki yolda olacak. Öyle ha. Bizim durumlar böyle. Şu konular var. Bir sürü şey var bu arada. Arkadaşlar şunu çekiyorum, bunu çekiyorum. Siz de bunu çeker misiniz, bunu çeker misiniz gibi sorular geliyor bize. Sizin en çok merak ettiğiniz bu senenin motorları neler?
Ben hemen söyleyeyim. Xbox 300. Ben bayıldım ama o fiyatla. Ne fiyat ki? 26. 700 mi 900 mü ne? Aa, ÖTV. %37. Ya. Haşlatı da Blackboard. Wow. Ben Superbike'ları merak ediyorum. Honda'yı ve Suzuki'yi. Bu arada Honda'nın fiyatı diğerlerinin yanında çok komik kaldı bir anda yani. O kadar laf edildi gene küçücük kaldı. Evet. Suzuki yanlış hatırlıyorum yani o bir acayip çıktı galiba. 100 olmuş o. 100 müymüş? Şey olanı, her türlü olanı evet. 100. Ama alıyorsun. Honda'nınki 80. Küsürlerde kaldı. Hani 90'ı bile bulamadı o. Evet. Şey R1M de değişik oldu çok. O evet, da çok evet. Yüzleri geçti. Uçtu gitti. Evet. O aralar çok acayip oldu yani. Sen başka neyi merak ediyorsun hoca? O kadar ya. Ben Xbox 300 tabii ben normalde İsmet'te yani Xbox 250 biliyorum zaten. Yetiyor bana şimdilik. Param olmadığı için. Anladım abi. Estağfurullah. Güzelmiş. Peki çok güzel. Bize gelen soruların içinde en çok merak edilen motorlarda tabii ki açık ara R6 var. R6'ya çıldırıyor herkes abi. Yani R6 yeni R6 evet yani görünüş, stil harika olmuş. Eskisi de bir acayipti de bu. Ama bu daha bir uçmuş olmuş, değil mi? Evet. Yani bana sorsa hani R1'den güzel olmuş dedi. Evet. Çok havalı. Peki çekiş kontrolü var. De, evet. ABS'si var. Evet. Müthiş. Doğru. Peki motor bloğu aynıymış kaptan? İşte bilmiyorum teknik verilerde neler farklı değil. Ama unutmayalım ki hani Honda artık 600 yapmayacak falan dediğimiz dönemde bu işte yenilendi. Neticede elektronikler girdi. Müthiş. Yani birçok insana esasında hani piste gideyim, piste döneyim, param da var, sıfır motor alabilirim diyene hani binlik yerine bunlardan almaları lazım. Ki o hikaye, daha hızlı ki olurlar. O hikaye şeyi de etkiliyor. Daha iyi sürücü olurlar. Moto 2 de etkiliyor. Biliyorsun Moto 2'nin motorlarını Honda veriyor. Evet. Ve Honda artık 600 yapmayacağı için artık Honda'dan yerine bir yeni marka KTM olacak büyük ihtimalle. Doğru. Aynı zamanda Yamaha ile ilgili şunu söyleyeyim. R6 ile ilgili Kenan Sofuoğlu ile biz sezon başında konuştuğumuz zaman Yamaha resmi takımı geliyor bu sene. Geldi Süper Sport'a ve en çok çekindiği takım aslında Yamaha. Kenan'ın mı? Evet. Yani, enteresanmış. Ha eski R6 kupası ya. Yarışçısı çünkü o. Malı biliyor. Artı yeni R6'yı da tanıyor. Yani görüyor ve onların aslında... Doğru Kenan'ın olmadığı yarışı seyrettim. İsimlerini bilmiyorum ama evet. Ben de şimdi hatırlamıyorum. Şu anda... Doğru. İki tanesi var. Hatta geçen sene Niki Tulli vardı. Bu yeni çocuk Finlandiyalı. Mika Kallion takımında. Daha doğrusu Mika Kallion abisi. Vesna Kallion takımında yarışıyordu. Bayağı işler çıkardılar. Bu sene de şimdi en çekindiği aslında Yamaha. Ama şimdi Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumunu merak eden hemen söyleyeyim. Bugün bir video koydu karting yaparken. Gayet iyi. Kenan benim sunuculuğunu yaptığım TMF ödül töreninden bir gün sonra süper moto antrenmanında düştü ve elinden sakatlandı. Hani motosiklette sakatlıklar yaşanan şeyler ama bu ciddi bir sakatlıktı. Ve sağ el olduğu için de hem ön fren hem gaz çok önemli. Ve maalesef kendisi de söyledi, kendisinin bana söylediği bir şey. Acele ettim dedi Philip Island için. Philip Island'a çok zorladım elimi. Ve Philip Island'a antrenmanlarda, serbest antrenmana çıktığı zaman böyle 5, 6, 7 tur, 10 tur sonra artık gücü kalmıyormuş elde. Çünkü tabii abi. Elin içinde demir var abi. Ameliyatta demir var. Ameliyat çok daha oldu değil mi? Orada demir içindeydi elin. Sağ elin. Orada zorladı ve fren yapamadığından ve abanamadığından fren yapamadı, asılamadığından bahsetti. Döndükten sonra bu sefer demirin bir parçası elin dışında bıraktırdılar o özellikle. O değil de bardağı tutmak falan değil. Yani ha, bayağı yarışma. Bir de Philip Island'ı düşün. Philip Island'ın o son virajını düşün, o uzun düzlüğü, o Gardner virajını, yani Dugan virajı, pardon Gardner virajı, o Southern Loop'a girerken abanıyorsun tekrar falan ve hakikaten Kenan'ı zorladı ve Kenan haklı olarak orada olmak istedi. Yani bir yarışçı olarak evden seyretmek çok büyük bir sıkıntı onlar için. Tabii abi. Yani bir imkanı varsa ki bak Rossi 2010 ve 2011 olması lazım. Ayağını kırdı. Yamaha'dayken. Mugello'da ayağını kırdı. Evet. Ve kariyerinde ilk defa Rossi bir yarışa katılamadı. O da ayak kırık artık yani. Tabii. Ama çok insan ötesi bir çabayla
3 ay sonra falan döndü hemen. Yani hemen dönebildi. Abi o yarışçı olunca mecbur. Müthiş. Yani evet. Mecbur abi. Adamın işi o ya. Mecbur i̇şi yani. Dönmesi lazım. Mesela şeyi hatırlar mısınız? Geri Makko'yu hatırlar mısın abi? Geri Makko'yu. Herif iki ayağı kırık. Ha, ilk kaydırmayı aslında MotoGP'ye getiren adam. Hani Jordan Wright Tobi Mutlu ya bu motorun arkasından bir duman çıkıyor. Niye? Evet. Adam kaymaya başlıyor. Geri Makko'yu ve iki ayağı kırık. Özel bir tulum, alçıyla falan hani birileri götürüyor Geri Makko'yu, motorun yanına kadar koyuyorlar, motor üzerine oturtuyorlar ve gönderiyorlar. Ya şimdi ben fare yedim falan deyince bana hemen fare fotoğraflarını yolladılar ya. Allah Allah. Ya yemek fare fotoğraflarını hemen yolladı arkadaşlarımız. Adam fare yemiş fotoğrafı koyar mı yani? Hayır yani bizim... Yok fare o fare değil. Bu başka fare sanırım. Onun akrabası olabilir. Ne? Ama yani bayağı yani şu. Evet. Bayağı ben onu yedim. Ne yapayım abi? Aç aç böyle adamı. Herhalde önüne böyle gelmedi. Yok. O ha. Bu şekilde yani bayağı fare olarak gelmedi. Yani aa ne güzel falan demediler de yedikten sonra birazcık ulan bu ne falan deyince işte rata rata falan. Hayır bir de şimdi Balkan'da bizim bir Monster ile bir Fransa seyahatimiz olmuştu. Evet. Fransa'da ne absürt yenilebilir diye sorarsan eskargo. Evet. Salyangoz. Hani salyangoz ne ki be? Fikri bile beni çok mutsuz ediyor. Bir de neydi onun adını unutuyorum ben ya. Senin yanımda böyle tam bir yanında böyle. Onun adını hep unutuyorum ben. O böyle çiğ kıymayı böyle karıştıra. Steak tartar. Tartar evet. Müthiş. Müthiştir tabii steak tartar. Acayiptir. Onun somon tartarı falan da tabii müthiş olur. Evet. Yok abi ben çiğ almayayım. Balık, çiğ yok. Et çok sevdiğimiz şeyler bunlar. Almayayım abi yok o bana göre değil. Öyle salyangoz falan hava cıva abi hepsini yeriz. Evet. Peki durumlar böyle arkadaşlar. Şuradan hemen bir konulara tekrar bir bakayım da bir yanlışlık olmasın. Çünkü istatistikleri okuduk. Kaza istatistiklerini de okuduk. En önemlisi bizim için. Durumlar böyleydi. Şimdi önümüzdeki dönemde birazcık motosiklet videoları ve tuhaf deneyler yapacağız. Bize çok gelen sorular var. Çok gelen sorular üzerinden gideceğiz. En çok gelen sorular işte bot yazında giyilir mi? Var mesela. Yazın bot giyilir mi? Ya o sıcakta ne yapacağım botu falan. Bir o var. Yazlık mont korur mu var? Güzel. Yazlık mont kullanıyor musun? Kullanıyorum. Yazlık mont kullanıyor musun? Fileli evet. Güzel. Ben de kullanıyorum. Bu konu üzerine de çalışacağız. Ondan sonra bir de başka tuhaf, bir iki tane daha tuhaf konumuz var arkadaşlar. Bunlarla ilgili videolarımız yakında yolda. Ben zaten bu cumartesi malum Motomax Bursa'dayım. Orada güzel çekilişimizi yapacağız. Ondan sonraki haftada buradayız. Sonraki hafta Ankara'da olmayı planlıyoruz. Ankara Motomax'ta. Bir arada İtalya'ya gidiyorsun galiba. O İtalya o bu hafta sonu. Gidiyorum geliyorum zaten. O salı günü dönerim ben. Durmuyor yerinde. Tabii mecbur. Koşturmacamız o bitmez. Ondan sonra akabinde de İzmir Motomax var. Böyle çeşitli Motomax'larda çekilişler yapacağız arkadaşlar. Bunları kaçırmayın. Buluşalım. Bir araya gelin. Muhabbet edelim. Sohbet edelim. Ve ayrıca bir tane de organizasyonumuz olacak. Bir tane yarışımız olacak. Motosiklet yarışımız. Bir çeşitli klasmanlarda işte yavaş gitme yarışı. Gymkhana. Gymkhana'msı bir durum. Bir pist falan. Kazanana da motosiklet vereceğiz. Evet geliyor. Motosiklet yarışı. Ödülü de motosiklet. Harika olacak. Hepsini yapacağız. Hepsi yavaş yavaş bu baharda bize doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Bizle ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz ya da bizden talep ettiğiniz şeyler varsa çekinmeden mesaj atın. Cevap gelmiyorsa anlayın ki size küfrediyoruz. Şaka şaka yok öyle bir şey. Anlayın ki o konuyla ilgili bir şeyi henüz ya yapmadık ya da yaptık. Büyük yaptıysak da size onunla ilgili video linkini falan ya abi biz bunun videosunu çekmiştik sen şunu bir seyretsene diye bir mesaj muhakkak gelir arkadaşlar. Durumlar böyle. Bu yayını yapabilmemizi sağlayan Motomax'a çok teşekkür ediyoruz. Bu arada geldiğiniz için ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Güzel oldu bu muhabbet. Uzun zamandır motosiklet yarışı ve yarışçılar üzerine konuşamamıştık. Nefis konu oldu. İki uzmanımızın burada olması. Bu sene nereye gideceksin abi? Seyahat motosikletle yazın. İnşallah işte Yunanistan'a gideriz. Sonra İtalya. İtalya'ya. Harika. Ben bu sene nereye gidebilirim? Hiçbir yere gidemiyorum çünkü. Yarış sezonu. Yarış sezonu. Sen Eurosport'a gidiyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Hemen onu da söyleyeyim. Belki bilmeyenler varsa. Evet daha da takip etsinler seni. Bu sene Esport yeni kurulan kanal. Saran Holding'in kurduğu yeni kanal.
Formula 1 ve MotoGP aldım motorspor anlamında. Ama ağırlık Premier Lig'de onlar için. Yani onlar için önemli olan Premier Lig. Futbol, evet. Futbol adamı. 22 adamın bir topa peşinde koşmasını izliyorlar onlar. Seviyorlar. Esport, Dijitürk'te, D-Smart'ta ve Turkcell Plus'ta var. Ve Esport'ta MotoGP'yi izleyecekler. Bir dakika. Dijitürk'te var. D-Smart'ta var ve Turkcell Plus'ta var. Tamam, her yerde varmış. Neredeyse yani. Platformlarda. Çoğunda var. TV'de işte. Antende yok. Antende yok. Ve burada MotoGP var. Ve en büyük şansımız Mayıs'ta Premier Lig bitiyor. Ondan sonra artık Moto2'yi işte belki olursa Moto3'ü de yayınlama şansımız olabilecek. O pazar günü top tepiyorlar değil mi bir de? Evet. Yani Mayıs'ta bitiyor Allah'tan o. Ya futbola ayrı kanal açsalar. 500 tane var yani. Doyulmuyor değil mi? 501. açsalar da orası temizlense ya bari futboldan, toptan. Onun dışında da Eurosport'ta para bu sene... Getiriyorum. Tabii. Her zaman o. Kimse sallamıyor. Futbol. Futbol adamı. Eurosport'ta da Superbike Dünya Şampiyonası, Kenan Sofoğlu'nun yarıştığı Super Sport Dünya Şampiyonası, Toprak Razgatlı'nın yarıştığı Super Stock 1000 Avrupa Şampiyonası. Müthiş! Harun Çapın yarıştığı Super Sport 300 Şampiyonası. Bunlar yayınlanıyor. Bunun dışında British Superbike ki her zaman büyük favorimdir, çok sevdiğim bir seri. Evet. Onun dışında motocross, onun dışında bu sene olur mu bilmiyorum ama Speedway var. Speedway'de böyle evet, çok ilgiyle aslında takip ediyorum. Çok sevdiğim bir şey. Böyle kışları kaydırarak toprak üzerinde dönen oval. Denemek isterim ki. Ve çok çok zor bir iş. Yani profesyonel. Çok eğlenceliyim. Biliyorsun onun falan var. Yani. Onun freni yok. Evet, önde. Onlar hiç fren yok onlarda. Evet, yok. Ve bu jet ski gibi bileğe bir şey bağlı. Onu çekerek evet, motosop ediyorlar. Düşersen gibi gidiyor. Gidiyor. Yani onun çünkü bilekten kopuyor biçmesin falan. Biçmesin diye düşersen. Öyle bir tane video var. Adamın bileğinden kopuyor ve motoru bayağı böyle çitlerin üzerine atlayıp seyircilerine falan biçer, duruyor. O biçer, onlar biraz yüksek. Bunlar var yani, bunlar var onun dışında. Daha, yani bunlar. Speedway'i de sen mi anlatıyorsun? Hepsini ben anlatıyorum. Müthiş. Yani şöyle, otomobil kısmında da varım aslında ama otomobili çok fazla... Arabada sene, anlatıyor musun? Çok anlatmaya çalışacağım bundan sonra. Niye? Çünkü çok keyif almıyorum. Otomobilde. Abi arabacılık ya müthiştir. Her yer arabacı, bak onlar rahat ederler arabacılık. Mesela Formula 1 Serhan Acar'ın işidir. O kesinlikle Serhan Acar'ın o konuda bir numaradır. İşte yani hasbel kadar. Formula 1. Evet, onu Serhan Acar anlatıyor. Çok da bir nefis anlatıyor. Onun uzmanlığı yani yemiş bitirmiş o hikayeyi. Öyle Formula 1 ne oldu? Satıldı mıydı? Yok. Öyle Amerikalılar aldı falan böyle. Kaça aldı? Bernie Eccleston. Bıraktı veya sattı gibi bir şey. Bıraktırdılar galiba. Bernie Eccleston biraz el çektirdiler galiba yani. Çünkü? Çünkü her şeye karışıyor, her şeye muhalif, her şeye böyle bir kendi fikri koymuş. Yaşlandı ya, huysuzlaştı. Ha bu arada geçenlerde yayında söyledim, çok ilginç bir hikaye daha var. MotoGP ile alakalı, onu hemen kapatacağız. Evet. Belki yakın zamanda MotoGP gridinde short giymek yasaklanacak. Çünkü? Çünkü güvenli gelmiyor insanlara. Ve Donald'ın patronu Carmelo Esperata sürekli mesela bir arabayla veyahut da yürürken shortla motoya binen gördüğü zaman durdurup bu güvenli değil, pantolon giy diyor insanlara. Ya. Artı bu yarış öncesinde o perşembe günü veya çarşamba günü pist gezisi vardır ya. Evet. Mesela Rossi'nin yolları var böyle tek teker skuterle evet, geziyor. Hı. Yasak. Ya bisiklet ya yürüyerek. Eskiden geçen sene bir kural geldi. Kask takmak zorunluluğu vardı. Bu tamamen yasaklandı. Ya yürüyecekler veya bisiklete gezecekler. İyice delirmiş. David ailesi döndü artık. İyice delirmişler. Evet. Safety Nazi diyoruz biz bu. Büyüdükçe olay böyle oluyor. Delirmeler olur. Peki bu yayını yapabilmemizi sağlayan Motomax'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki konuklarımızın ayağına sağlık, ağzına sağlık dedikten sonra. Elbette Tekno Takip'e çok teşekkür ediyoruz. Tekno Takip'te yeni bir ürün geliyor arkadaşlar. Şimdi bazı firmalardan şöyle şeyler olmuş. İşte garanti kapsamındaki motorun kablosunu kesip takip cihazı takarsanız sizin garantinizi bozarız demişler. Tekno Takip de boş durmadı. Hemen bu gibi durumlar için özel yeni bir cihaz getiriyor. Pek yakında satışa sunulacak. Bir de yeni bir mağaza açıyorlar. Ve bu cihaz hiçbir kablo kesilmeden motorunuza takılıyor. Böyle 30 gün dayanıyor şarjı. 30 gün sonra şarj ediyorsun falan gibi bir alettir bu. Hmm. Enteresan bir sistem. Bakalım neler olacak orada da. Tekno Takip'e de bize destek olduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Motorlarımızı buradan takip ediyoruz böyle. Nerede? El altında mı? Tamam, motor duruyor. Duruyor. Çok iyi. Motolastik.com'a Köksal abiye çok teşekkür ediyoruz. Kendisi vergi rekortmenidir. Köksal abi
Evet, elinize ayağınıza sağlık. Devam abi. Güzel lastikler getirmeye devam. Honda Fan Club'a çok teşekkür ediyoruz. Spor Moto KTM'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Honda Fan Club'a teşekkür ederken Honda'nın da hakikaten geçen seneye göre daha çok satış yapmış olması. Orada Cenk Taşkın seviniyor. Bir kısmını o sattırdı çünkü. Sağ olsun. Evet, nice binarar sahibi gibi o da sevinçli ve mutlu. Spor Moto KTM'ye çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Kilerci motorlu araçlara bilimum sarf malzemesini bize daima sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Yağ, filtre, akü, balata, debriyaj balatası her türlü malzemeyi bize sağlıyor. Sağ olsun, var olsun. Ve daima ülkemizde motorumuzu yürütebilmemizi sağlıyor. Daima fren balatası bulunmasını sağlıyor. Onlar kadar çok çeşitli EBC getiren, yağ getiren adam başka yok. Kilerci motorlu araçlar, nefis firma, devam. Evan susuz radyatör sıvılarına teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde Panigale daha hızlı soğuyor. Bizim kamyon güzel çalışıyor. Sony Action Cam'e ve bilimum Sony kameraya teşekkür ediyoruz. Bakar mısın Sony'nin en güzel görüntüsüne bak. Çiçek çiçek. Hastasıyız Sony'e. Berrak turşularına yeni şalgam sularıyla nefis başarılar diliyoruz. Onlar da bu sene satış rekoru kıracaklar. İhracatta gururumuz oldu. Berrak turşuları Zeytursan. Malum dövizin yükselmesiyle Türk lirasının değerinin aşağıda kalmasıyla artık daha da iyi yabancılarla, daha doğrusu uzak doğulularla rekabet edebiliyorlar. Avrupa'ya bol bol turşu suyu, şalgam suyu ve bilimum turşuyu satıyorlar. Başarıların devamını dileriz. Tabii ki Monster Enerji'ye çok teşekkür ediyoruz. Onlarla seyahate gideceğiz. Ve şapkaları vermeye devam ediyoruz. Küresel Bete hızlı internet için teşekkürler. Ve tabii ki en nihayetinde tüm altın elbiseli adam ekibine, burada fedakarca çalışan bu ekibe her ne kadar arada bir ben onlara kızsam da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gece gündüz çalıştı arkadaşlarımız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Yeni yayınlarımız gelecek, yeni videolarımız gelecek. Merak etmeyin. Evet, fuardan sonra biraz toparlanmak, benim Peru seyahati bilmem ne falan, işte istifalar şunlar bunlar, toparlanıyoruz. Her şey yoluna girecek elbette ve daha güzel günler ve nefis bir 2017 yazı bizi bekliyor arkadaşlar. Lütfen bu güzel havalarda kaskınızı takmayı unutmayın. Görüşmek üzere.